hepiniz Fox ekranlarına hoş geldiniz. Bugün uzman diyetisyen sevgili Selahattin Dönmez'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. Nasılsın? Vallahi seni görünce iyi olmamak zaten mümkün değil. Çok teşekkür ederim. Bu programda olmak zaten büyük bir mutluluk verici. Çok iyiyim. Harikasın, hoş geldin. Kahvaltı yaptın mı? Ben kahvaltı herhalde hiç atlamam. Ha, değil mi? Ben her gün güne mutlaka kahvaltıyla başlarım. Önerim de o yönde. Çünkü çok fazla bu konuyla ilgili kafa karışıklığı var. Bazı kişiler kahvaltı yapıyorum, gün içinde hep yemek istiyorum diyorlar. Ha, kimisi de diyor ki güne ben kahvaltıyla başlamak istemem. Bir saati var, onu ayarlarsak mutlaka güne edilmesi gerekiyor. Dinç bir şekilde kahvaltıyla başlarız. Değil mi aslında? Bugün de konumuz kahvaltımızın, yaptığımız kahvaltının sağlığımız için önemi. Neden kahvaltı yapmalıyız? Hangi kahvaltılıklar kilo aldırıyor? Yani tabii ki sanki şimdi sabahtan kilo alsak akşama kadar belki yakarız gibi geliyor ama bugün örneklerini de göreceğiz. Bazen öyle bir kahvaltı yapılıyor ki gün içerisinde almamız gereken bütün kalorinin belki de %60'ını, %70'ini sabah kahvaltısına almış olabiliyoruz. Eğer ki yakmıyorsak o bile tehlikeli olabiliyor. Özellikle de diyet yaparken kahvaltı neden daha da önem kazanıyor? Geç kahvaltı yapmak sağlıklı mı? Kahvaltıyı atlamak sağlıklı mı? Ya da kimler için sağlıklı olabiliyor yeri geldiğinde? Hepsini tek tek konuşuyor olacağız. Mutfağımızda da Şef Emin Sarı var. Bize bugün böyle leziz, güzel menemenler hazırlayacak. En lezzetli menemen hazırlamanın tarifini hep bize verecek. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Vallahi zaten burada bin bir çeşit menemen var. Ben de bayılırım menemene, çok çok severim. Ben de. Ama sıklıkla tüketmediğim bir şey. Ama sağlıklı menemen de hazırlayabilir miyiz bugün? Bakacağız. Aynı zamanda hepimizin çok sevdiği oyuncu, benim de çok eski arkadaşım ve uzun zaman oldu kendisini görmeyeli. Sevgili Buket Dereoğlu bizlerle beraber olacak. Kendisiyle çok güzel sohbetler edeceğiz. Tiyatro oyunundan bahsedeceğiz, yeni projelerinden bahsedeceğiz. Önümüzdeki günlerde yeni sinema filmi vizyona giriyor. Çok güzel bir sohbetimiz olacak. Yüz analizi yapacağız. O muhteşem bir konu. Az sonra yine konuklarım olacak ama Ebru'ya da bir günaydın demek istiyorum. Günaydın. Hoş geldin. Çağlacığım. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Dün çiçeklerimi yapmıştım. Hepsi kurumuş. Çok güzel olmuş. Şimdi bak, buna iyi bakmanı istiyorum. Burada bir tane bildiğin cam var. Evet. Yayının sonunda bu eskimiş bir ayna olacak. Ve bu çerçevemizin ortasındaki yerini alacak. Çok güzel. Bu kadar. Peki bir de kabartmaların değil mi? Dün tabii, minik minik yapıyordun. Tabii tabii. Şimdi bak, böyle bir çerçevem var. Şöyle. Çift renkte eskitme yapacağım. Buse üzerine... ne yapıyor Buse? Buse ne yapsın? Buse her şeyi el atıyor valla. Her şeyi her yapıyor valla ya. Buse. O da çok yetenekli maşallah. Evet, kolay evet. Gelsin bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet, evet. Hep beraber görüyor olacağız. Şimdi günün iz bırakan sorusuyla başlıyoruz. Neden kahvaltı yapmalıyız? Buyurunuz efendim. Çok basit bir cevabı var bunun. Siz gece boyunca vücudumuz depoladığı karbonhidratları tamamen sabahleyin uyandığında yok ediyor. Eğer kahvaltı yapmazsak, bu enerjiyi yerine koymazsak olabilecek en büyük sorun öğlene kadar bir kere konsantrasyon, odaklanma ve bellek, hafızayla ilgili sorunlar oluşur. O evet. Nedenle gece vücudumuzun harcadığı kaloriyi yerine koymak zorundayız. İkincisi evet. Çocuklar büyümeden önce büyürken enerjiye ihtiyaçları var. Hı hı. Ve biz erişkinlerin gece boyunca harcadığı kalori vücudumuzun tamiri için oluşuyor. Hı. Düşünsenize, uyku vücudun yapılanmasına neden oluyor ve bunun içinde bir enerjiye ihtiyacı var. Kahvaltı işte bu tamir enerjisini depolamak için oldukça önemli. Kahvaltısız ben güne başlamama taraftarıyım. Uzmanlar ikiye bölünmedi. Aslında bilim her zaman kahvaltı evet, yapma taraftarı ama Türkiye'de maalesef işte bazı küçük nedenler var. Belki de insanların kahvaltı yapma zorluğu, işe yetişmede evet, sıkıntı. Belki de daha pratik bir şey olduğu için evet, daha zaman çok pastane ürünlerini tercih etmesi ediyor. Gibi. Ve bunları yediği zaman da doğal olarak kilo alıyor. Alıyorlar. Kendini kötü hissediyor. O yüzden dengeli kahvaltıyı tanımlayacağız bugün. O nedenle kahvaltı muhakkak yapılmalı. Bana göre benim okuduğum bugüne kadarki bütün bilimsel çalışmalara ve kendi danışanlarımda gördüğüm geri dönüşlere göre kahvaltı günün gerçekten parlayan en öğünü diyebiliriz. En kıymetli öğünü. Bir de aralıklı oruç yapıldığı zaman mesela onu da konuşuruz az sonra. Ha, çok kahvaltı güzel. Öğüne atlanabiliyor ya da çok geç kahvaltı edilebiliyor. Bununla alakalı da sorularım olacak. Ama önce size sorduk. Sokağa çıktık, dedik ki siz kahvaltı yapıyor musunuz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Bakın nasıl cevaplar aldık. Merhabalar, kahvaltı yapar mısınız? Yapıyorum tabii, muhtat alışkanlığımdır benim devamlı. Evet, her sabah kahvaltı yaparım. Hayır, yapmıyorum. Kahvaltı yapmıyorum. Evet, yaparız. Saat kaçta kahvaltı yaparsınız? Saat 9 filan sabahları. 9'da. 10.30.
11, 12, 1 değişiyor kahvaltı saatim. Kahvaltıda kahve mi çay mı tüketiyorsunuz? Çay. Genelde açık çay içerim. Genellikle çay. Limon da atarım içerisine. Böyle açık güzel sapsarı çayı içerim. Uyandığım zaman bir Türk kahvesi içerim. Sonra öğleden sonra kahvaltımı bir çay yaparım. Çay. Kahve keyif için. Ekmek yer misiniz? Belli ölçüde, böyle fazla kaçırmadan. 2-3 dilim yerim. Ekmek, simit ne bulursam gider. En sevdiğiniz öğün hangisidir? Genelde sabah. Yani daha çok onun üstünde ağırlık veriyorum ben. Kahvaltı. Kahvaltı. Yani kahvaltı her zaman sevilecek bir öğün ama yavaş yavaş azalttık onları. Hiç fark etmiyor. Yumurtanızı nasıl pişirmeyi seversiniz? Çok yumuşak pişiriyorum. 7 dakika suda bekletirim. Sıcak suda öyle. Rafadan. Yumurta sevmiyorum. Kahvaltıda olmazsa olmazınız nedir? Ceviz. Zeytin, peynir. Domates tabii ki şu an yazın daha güzel. Peki sizce menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Valla onu kişinin zevkine bırakıyorum. Çünkü soğanlı da yapan var, soğansız da yapan var. Valla soğanlı daha iyi olur bence. Hem bitkisel hem hayvansal. Soğan severim aslında. İkisini de yiyebilirim. İkisini de severim. Fark etmiyor benim için ama dediğim gibi ikisi de güzel bence. Soğanlı. Soğanlı olur bence. Soğan olsun, çok azıcık sarımsağı olsun, hafif biberli, domatesli, yeşillikli. Hepsini koyarım ben. Allah harika. Olmayanları da versin. Böyle taşsın, çoğalsın, artarak çoğalsın diyelim. Bereketli sofralar gerçekten çok kıymetli ama olmazsa olmazlarımız var kahvaltıda, değil mi? Seçtiğimiz zaman özellikle de mesela benim yaptığım hafta içi kahvaltısı farklıdır, hafta sonu kahvaltı farklıdır. Şimdi burada arkadaşlarımızı çağıracağız. Burada açık büfemiz var. Açık büfemizden kendi kahvaltı tabaklarını hazırlayacaklar ve bu kahvaltı tabaklarının kalorilerine birlikte bakacağız. Çok masum olduğunu düşündüğümüz, zaten iki tane sucuk yiyorum diye düşündüğümüz tabaklarımız aslında gerçekten çok ciddi kalorili olabiliyor. Yavaş yavaş arkadaşlarımı buraya davet edeceğim. Ben de mesela kendime bir hafta içi kahvaltı hazırlayacağım. Merveciğim gel ister. Niye çiçeğini çıkardın? Bence gayet güzel. Merveciğim Onur alalım. Şimdi mehtaplar da geliyor. Evet, normal zamanda. Herkes Merve, normal zamanda. Nasıl istiyorsan. Hangisini istiyorsun normal zamanda? Ne yersiniz? Evet yaklaşık günlük 300. Günlük ortalama. Hemen nasıl? 300 kaloriyi tabağına yarısını koydun. Yarısını mı yiyorsun? Ama yarısını yiyeceksen yarısını o zaman, koyalım. Tamam, o zaman yarısını koyalım. Bir hazırlayalım bakalım kahvaltımızı. İnşallah aç değilsiniz şu anda. Bir bakalım. Normal günlük önüne böyle bir şey çıktığı zaman neler yersiniz? Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Fox'un açık büfe kahvaltısı. Şimdi ben hemen Merve'nin kahvaltısını şöyle yorumlamak istiyorum. Bir daha kere almadan yorumlayamazsın. O kadar emin şöyle, ki ne çıkacağında. Birincisi bizim istediğimiz kahvaltıda uzun süre tok kalsın, besleyici değeri yüksek olsun. Bir de günün belirli kalorisini burada alalım. Ya kürdanla bir tane top alamazsın, uydurma. Öyle almazsın sen. Evet. Özür dilerim, buyurun. Yok, sorun değil. Günlük kalorinin belirli bir miktarını kahvaltıya ayırmak lazım. Bunu da diyoruz ki ne kadar çoğu kahvaltıda olursa aslında o kadar sağlıklı. Evet. Şimdi bir kere bu kahvaltıda karbonhidrat ve trans yağ asitleri fazla. Besleyici değeri ögesi az olan bir şey yok. Allah aşkına iki tane sucuk bir tane salam. Ama yine de bunlar karbonhidrat. Az diye azaldı. Normalde sucuk ve salamı layığıyla alırdım ve yerdin. Mesela yumurta yer misin? Mikrofonu konuşuyor. Şey yumurta yerim. Yer misin? Onur neler yapıyor? Sahanda yerim. Onur abla bana da sahanda verebilir. Ondan da istiyor. Birazcık da bu çikolata yumurta ezmesi sabah. Bu biraz pazar kahvaltısına gidiyor ama değil mi? Normalde biraz coştunuz mu acaba diye düşünüyorum. Yoksa normalde yoksa böyle normal. Geçerim devam. Diyorsun. Yani şöyle alan. Çok bal kaymaklar tamam. Var. Bal şey, kaymak. Kimse yulafa dokunmuyor maşallah. Bal kaymak şurada. Evet, bal kaymak da alabilirsiniz. Şimdi bu kahvaltıyla zayıflanamaz. Gerçekten. Zayıflamak isteyen Onur birisi. Onur diyecek ki bana... bana şu evet, kadar ya. Her şey bu kadar az olsa ya da mesela hayır. Onur'un tabağında bir duralım. Normalde bu kadar az olmaz değil mi bunlar? Hayır olurdu. Şimdi nasıl? Ayıp olmasın diye. Değil mi? Daha fazla olurdu yani. Şimdi zene kaymak koyardım. Evet. Ondan sonra. Birazcık daha coşkulu evet. Bir tabak olurdu. Salam bir tane daha olurdu. Ortalama mesela baktığımız zaman kalorilerine şöyle bir minicik hemen bir söyleyelim. Bilgi verelim. Mesela bir yemek kaşığı bal kaymak sevgili izleyenlerimiz tam 140 kalori. Kalori.
Ama burada şunu söyleyelim, bal daha az kalori. Mesela bir yemek kaşığı bal 30 kalori. Hı hı. Burada asıl sorun kaymağın fazla olmuş olması. Kaymak daha yoğun. Biz kaymak, krema gibi yiyecekleri daha az sıklıkta tüketelim istiyoruz. Evet. Yemeyelim değil ama daha az sıklıkta. Bir de şöyle yapardım. Bir de şöyle cevizleri düzen. Çok güzel. Valla diyorsun ki bence bu kadar Nirvana'ya ulaştırırdım tabii. Nirvana'ya ulaştırdım. Bakınız bir adet poğaça tükettiğinizde hiçbir şey yemedim. Ben bu sabah sadece bir adet poğaça yedim dediğinizde yaklaşık 225 kalori almış oluyor musunuz sevgili izleyenlerimiz? Ortalama bir dilim, şöyle bir dilim ekmekte mesela. Hadi bu bir dilimden birazcık daha küçük olabilir. Ortalama bir dilim beyaz ekmekse eğerse o da 77 kaloriymiş. Mesela 80 gramlık bir adet ekmek arası beyaz peynir koydum kendime sade bir sandviç hazırladım dediğiniz zaman 195-200 kaloriye kadar almış oluyorsunuz. Peki biz normalde sabah kahvaltısında aşağı yukarı kaç kalori almış olmalıyız? Normalde kadınlar ortalama 500 kalori, erkekler 700 kalori arasında. 500 kalori mi? Evet, 500 kalori civarında bir kalori almalıyız kahvaltıda. Erkeklerde 700 kalori. Güzel. Şimdi Ayşe ablanın tabağı mükemmel bir tabak. Yani burada hem protein var, hem bitkisel protein kaynağı var. Bir tek burada bir dilim peynir alırsa mükemmel. Ekmeği dengeli, karbonhidratı az. Mesela burada trans yağ yok, doymuş yağ yok. Bu metabolizmayı hızlandıran, bağırsakları düzgün çalıştıran, kilo vermeyi kolaylaştıran, bunun dışında kronik hastalıklardan koruyan mükemmel bir tabak. Ayşe ablanınki şu anda. Ve söyleyeyim bunun kalorisi, bakın yani bir tane yumurta diyelim. Toplam 200 kaloriyi geçmiyor. Geçmiyor. Ama Merve'nin tabağında mesela sadece bir poğaça 230 kalori düşünüyor. Şöyle bakalım. Merve poğaçayı da almış. Yarım sibidini koymuş. Ve diğerlerinde bir miktar az almış. Son derece lezzetli bir tabak kesinlikle. Ama eğer Merve bugün kilo vermek istiyorsa yanlış bir tabak seçimi diye evet, geliyor. Sizin ismi neydi? Rukiye abla ne yaptın Rukiye ya? Rukiye Hanım'ın tabağı mükemmel. Çağlar'la yeni bir gün mü seyrediyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bu nasıl bir tabak? Böyle zaten ben ekmek yemem. Kızartma, simit, poğaça onları yemem. Çok güzel. Sen vallahi, bütün hayatın bravo. Zevklerinden kendini mahrum bırakmadın. Sevmiyorum çünkü. Çok ve iyi tabak. Bu tabakta yaklaşık ortalama 400 kaloriyi bile geçmez. Ve bu tabakta da sağlıklı yağ dengesi var, kalsiyum var, diyet lifi var, protein var. Bizim kahvaltılardan beklediğimiz şey tabakta diyet lifi olsun, ana protein kaynağı olsun, sağlıklı bir karbonhidrat. Mesela diyelim ki ekmek yemedi ama burada brokolisi, marul var. Hoş ben kahvaltıda brokoli hiç tercih etmem ama mesela domates, salatalık daha kolaydır, maydanoz. Evet, genelde domates, salatalık. Evet, burada avokadosu var, cevizi var. O yüzden genel çok sağlıklı bir tabak diyebiliriz. Herkes sağlıklı bu tabakta mesela protein. Ben de niyeyse vallahi billahi bilmeden hani belki story'e falan koyarım da sabah kahvaltımı çekmiştim. Bakayım. Göstereyim mi? Bakayım. Uçak bunda aldım gösterebilirsiniz. Bak benim kahvaltım bu sabahları. Yani genelde kahvaltım bu. Şu. Yavan mersini, kırmızı biber, avokado, beyaz peynir, muz vardı, muz yemedim, yeşil biber. Bu arada bir yumurtayla muz yer değiştiriyor. İşte bu haftada da dengeli bir kahvaltı. Proteini var, kalsiyumu var, diyet lifi var. Yani biz diyoruz ki aslında sebzesi biraz daha fazla bol olsun. Ana yiyeceğimiz kaynaklar daha dengeli. Evet. Fakat karbonhidrat kaynaklarını mümkün olduğunca daha az koymakta fayda var ama yeterli olacak. Bu arada sizin isminiz neydi? Eylem. Eylem Hanım'ın da tabağı mükemmel. Burada cevizi, bademi, kuru meyvesi ve diyet lif kaynakları, taze sebzeleri var. Evet. Bakayım Onur senin tabağı. Kimse de panik yapmasın. Senin tabakta hafta sonu kahvaltımı hazırlıyorum. Senin tabakta da mükemmel bir denge var diyeyim. Onur'u seviyorum. Onur'a şimdi bakalım. Onur'a ben bakalım bir tabak birazcık. Alayım kendime. Ayşe abla tabak verir misin bana da? Ben şimdi hafta sonu ben olsaydım nasıl yapıyorum? Bir tabak hazırlardım? Hafta sonu kahvaltısı. Hafta sonu kahvaltımı hazırlıyorum bir saniye. Herkes bir şey yapmasın. Bir kere güne kahvaltıyla başlamanın şöyle bir avantajı da var. Düşünsenize aç kaldığınızda mutsuzsunuz. Ve bir şey yemediğiniz zaman sinirlilik, huzursuzluk durumunuz artar. Kahvaltı yapmadığımız zaman da öğlene kadar bütün iş konsantrasyonumuz ister evde ev hanımları, bir ofiste çalışıyorsanız iş konsantrasyon kapasiteniz de azalıyor diyebiliriz. Evet. Ben şimdi Çağla şöyle geçiyorum. Sen şimdi kahvaltıma sana bir şey bırakmadım yalnız ben bu arada. Yok ben çok rahat. Ben her zaman her yerde yani otele de gitsem açık büfede yaptığım kahvaltı ay, net belli. Ben burada açık büfelerde tıkanırım, yiyemem bu arada ben. O tıkananlardanım yani. Hiç almam ben orada zaten çok fazla. Benimki de bu bak hafta sonu. Senin ama kahvaltıyla öğleni birleştirdiğim bir olay mı yoksa? Yok gayet kahvaltı sabah kahvaltı. Ayrı. Pazar sabah kahvaltısı sucuklu yumurta ama burada olmadığı için şey yaptın. Yani hemen ya sucuklu yumurta mesela yiyorum.
Ben de şimdi şöyle yapacağım. Evet. Şu yumurtamı koyacağım. Şurada da vardı yumurta. Evet. Tamam. Şimdi domatesli salatalığı koyacağım. Domatesimiz kalmadı yalnız. Size sadece yani şöyle birer kaldı. Tane koyayım. Yokluk içerisinde. Peki ceviz, beyaz peynir. Ne geliyor? Bazlama, pide mi geliyor? Bunun yarısını mutlaka koyardım. Bazlama. Evet. Bir de bal. Bir de bal mı? Aa, gayet güzel. Bal niye özellikle bal? Şimdi balın kuvvetli antioksidan etkisi var. Bir de bal normalde çok iyi bir karbonhidrat kaynağı. Ve balı ben çayın içerisine koyuyorum. Çayla birlikte çok ciddi antioksidan kapasitesini artırıyor. Evet. Kalp koruyucu, enerji verici. Her kahvaltıda mutlaka balı rutin olarak tüketin. Öksürüğü, akciğeri rahatlatan, boğaz enfeksiyonlarından koruyan... Acıkanların şey. Yemeye başlaması şu anda. Çok iyi. Aşağıda minik minik. Merve zaten duramaz. Evet. Gördüğümüz gibi bir protein kaynağı. Zaten peynirde de protein var. Lif kaynağı bolca ve bir de karbonhidrat kaynağını koyduğunuzda bu dengeli bir kahvaltı. Burada değişmeyen bazı gerçekler var anladığım kadarıyla. Bir de zeytin alırdım ben. Zeytin de koyalım. Size de afiyet olsun. Yerlerinizi alabiliriz size. Afiyet olsun. Çatanızı, bıçağınızı mutfağımızdan alın. Merveciğim ne yapıyor? Şunu... Çağlacığım ben de hocama bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Kahvaltıyla ilgili. Merve çikolatayı aldı gitti. Hiç değinmediniz. Buyurun. Hocam ben kilo vermek istediğim zaman sabahları kahvaltıda taze meyve, yoğurt ve ceviz yiyorum. Taze meyve, yoğurt. Çok güzel. O da diğer bir alternatif. Buna hiç dokunmadınız onu da söyleyin istedim. Geliyor şöyle, geliyor yulaflarımıza geliyoruz şimdi. Şöyle Ebru Hanım normalde siz yumurta yemezsiniz. Onun yerine protein kaynağınızı yoğurtla değiştirirsiniz. Peynir tüketmezseniz kalsiyumu yoğurttan alırsınız. Lif kaynağınızı taze meyve koyarsınız ve yulaf da zaten hem bitkisel bir doğru protein mantık, hem mi? De çok güzel bir karbonhidrat kaynağı. Böyle bir granola, evet. Yulaf, müsli de kullanabilirsiniz. Ki aslında sabah ama bu kahvaltısında... bizim kahvaltı rutinimiz evet. olmadığı evet, için doğru. Ve şunu söyleyelim, Türk kahvaltısı dünyada hiçbir eşi benzeri olmayan sağlıklı bir kahvaltı. Mesela kahvaltı yapmayın diyen ülkelerde kahvaltılık gevrekler çok fazla tüketiliyor. Ve bunun şeker içeriği yüksek, trans yağ içeriği yüksek, lif içeriği az, besleyici değeri az. Ama bizim Türk kahvaltısını onlarla karşılaştırmak, İnanılmaz. O yüzden de kahvaltı yapmayın demek çok evet. doğru bir şey değil. Şimdi sabah bir tane bir şey okudum. Artık tabii bu ekonomiksel meselelerden dolayı birazcık kendimiz de tiye almaya başladık yani bazı şeyler. Ki kahvaltı gerçekten çok kıymetli bir öğün. Bir tane restoranda serpme kahvaltıyı 1400 lira yazmışlar. Herhalde tamam kuş sütü eksik ama böyle bir fiyat yok yani. Demişler ki lokantada evimize kadar mı serpiyorlar acaba? Çok iyi. Hani anladım yol boyunca serperek mi geliyorlar acaba diye. Sabah da böyle bir şey okumuştum. Şimdi yumurtadan bahsedelim. Olmazsa olmazları var. Yumurta, peynir, zeytin gibi mesela. Yumurtanın kahvaltıda olmasının öneminden bahsedelim. Hem çocuklarımız için bahsedelim, hem gençler, hem yetişkinler, hem de belki de hayvansal gıdayla alakalı bir takım çalışmalar da yapılıyor. Bunlara kırmızı et hep dahil oldu. Yumurta evet. da dahil mi diye sormak istiyorum. Hemen onun yanıtını verelim. Kırmızı et eşittir yumurta demektir. Kırmızı etin içindeki proteinin miktarı bir köfte kadarı bir tane yumurtanın içeriğiyle aynı. Fakat yumurtanın daha ayrı bir özelliği var. Yumurtaya biz hep şey deriz, anne sütü proteinine eşdeğer. Nasıl çocuk bütün anne sütünden aldığı proteini vücudunda kullanıyorsa biz erişkinler, çocuklar, yaşlılar bir tane yumurtayı aldığımız zaman 6 gram proteinin hepsini vücudumuzda kullanıyoruz. Aynen. Yani biyolojik değeri en yüksek olan, %100 olan bir protein kaynağı. Fakat yumurtayı niçin yemeliyiz? Özellikle bizim gibi aslında sosyoekonomik dengesiz, düzensizliği çok olan, yaygın olan ülkelerde kolay ve ucuz protein kaynaklarını beslenme programına koymak oldukça önemli. Her gün kırmızı et alamayabilirsiniz ama her gün yumurtayı çok rahat bulabilirsiniz. Mesela 3 tane köfte, 4 tane köfte yiyeceğinizde 3 tane yumurtayı da yerine yer değiştirebilirsiniz. Kahvaltıda olmasının bizim için önemi nedir? Yumurta tok tutan bir besindir. Çok. Zaten zayıflama diyetlerinde de, sağlıklı yaşamda da yumurta yediğinizde kendinizi öğlene kadar çok fazla tok hissedersiniz. Bunun temel nedeni yumurtanın sarısında ve beyazındaki proteinin farklı olmuş olması. %55'i genelde beyazında, %45'i proteinin sarısında bulunuyor. Fakat yumurtanın daha önemli bir özelliği bizim büyüme gelişmemizi, vücudumuzun tamir yeteneğini arttıran proteinlerin vücutta dokuların yenilenmesi için kullanmasının dışında bir, demiri çok yüksek. Kırmızı etin demiriyle aynı. Hiç kırmızı et yemeyen birisi sadece yumurta yiyorsa bile bir eksiklik yaşamıyor. Hiç hissetmez. Vitamin yaşamaz. Açısından da. İkincisi demir burada çok önemli. Şimdi yumurtanın sarısında demir var. Sülfürün beyazında ise sülfür denilen bir
bileşen var. Eğer yumurtayı çok fazla kaynatırsanız yumurtanın biliyorsunuz sarısının çevresinde bir demir sülfür halkası oluşur. Bir yeşilimsi oluşur. Bir şey oluşuyor. Bu besleyici değerini etkilemez. Vücudumuzda biyolojik olarak biz ama olumsuz da değildir. Sadece fazla pişirme B grubu vitaminlerini azalttığı için aslında baktığınızda yumurtanın besleyici değerini birazcık azaltır. Hmm. Proteinlerini değiştirmez, demirin kullanımını değiştirmez. Ha. O yüzden rahatlıkla tüketilebilir ama kokusu vardır sülfür olduğundan. Rahat rahat yemezsiniz. Zaten yumurtayı yemeyenlerin en önemli özelliği, argümanları bir, yumurtanın kokusuna tahammül edemiyorlar. Hmm. İkincisi evet, yumurtanın tadını ve lezzetini değiştiriyor. Demir çok önemli dedik. İkinci en önemli şeyi de söyleyelim, ondan sonra hemen sonra devam geçelim. Devam edelim tabii ki buyurun. Bir hayvansal protein kaynakları vücudumuz için vazgeçilmez kaynaklardır ve esansiyel amino asit dengesi vardır. Kas yapmak isteyen, büyümesinin hızlanmasını isteyen, yaşlandı kaslarım kaybolmasın diyenler, zayıflama diyetlerinde kasım kaybolmasın diyorsanız kırmızı etin en iyi alternatifi yumurtadır. Yumurta. O yüzden kahvaltıda yumurtayı olmaz, iyi pişmiş, haşlayarak olması önemli. Az yağda kızartabiliriz, tereyağıyla pişirebiliriz, zeytinyağıyla pişirebiliriz ama Türkiye'nin vazgeçilmez lezzeti belki birazdan konuşacağız. Menemen olarak da yiyebiliriz. Menemenlerimize bakalım mı? Karışığı var, beyaz peynirlisi, pastırmalısı, kavurmalısı. Yani müthiş bir lezzet. Hepsi birbirinden bu. Sağlıklı ve dengeli. Evet. Mesela ama bir yani salam şimdi, yiyeceğimize pastırmalı menemen tüketmemiz daha sağlıklı. Mesela sucuk yiyeceksek, arada bir yiyorsak yumurtayı sucukla ve sebzeyle birlikte yememiz kanserojen etkisini minimize ediyor. Hmm. Çünkü sebzelerin içerisindeki antioksidanlar önemli. Bir de kahvaltının vazgeçilmez içeceği mutlaka çay olmalı. Niye olmalı? Çayın ben mesela kahve içiyorum. Kahve de güzel, pardon. Ha. Menemenle kahveyi tüketmek çok zor oluyor. Lezzet uyumu açısından çay ya da kahve. Çay olduğu zaman içinde yine antioksidanlar çok fazla, detoksifiye etkisi artıyor. O yüzden yiyecekleri, zararlı bir yiyecek tüketiyorsak arada bir de olsa, o zaman yanına bol taze sebze, özellikle A, C, E vitaminlerinden zengin. İşte bizim bahsettiğimiz maruldu, rokaydı, domatesli, salatalıktı, maydanozdu tere, gibi, yeşil tere. Biber gibi. Ya da menemenin içinde bunlar var zaten. Kuru soğan var, yeşil biber var, soğanlı domatesi mı, var. Soğansız mı siz? Ben soğanlı severim. Aa, ben soğansız. Hem de bol. Hatta ben kırmızı soğanla beyaz soğanı da menemenin içine katıyorum. Allah Allah. Kırmızı biberle yeşil biberi de standart yemek tarifinden çok daha renkli ve lezzetli bir menemene ulaşabilirsiniz. Kolinden bahsedelim. Kolin. Yumurtanın içinde kolin var. Kolin çok yaygın olarak yiyeceklerde çok fazla bulunmaz. Kolinin temel özelliği aslında bizim sinir sisteminde iletimi sağlayan asetilkolin denilen bir maddenin öncüsü. Beyin, bilişsel sağlık için elzem. Mutlaka almalıyız. Bunun dışında fosfatidilkolin var içinde. Lesetin var. Yumurta. Yok yok ya. Eşsiz bir yiyecek. Evet, yani yumurta yemeyenler için üzülüyorum. Evet. Hani tadını sevmeyen, bugün, tüketemeyenler bugün olabilir. Bugün yumurta yemesek Ayşe abla orada delice pişi kızartıyor. Onu yersek olmaz. Pişi valla pişi yenmeden olmaz ama. O da benim kırmızı çizgim. O tarafa doğru ben de çok mi? Seviyorum ama. O da benim kırmızı çizgim mesela. Teyzemin ama yapmayın pişisi. Lütfen ya. İnanılmaz. Beni zor duruma düşürme. Bir şey yağda kızartılacaksa o ya pişi olacak ya patates kızartması. Beni zor duruma düşürme bu yayında. Hep ben olumsuz söylüyorum. Hocam bir kere pişi de düşün. Yeme. Pişi için düş bir kere ne olursun yani. Böyle güzel bir lezzet var mı ya? Ya Allah'ım vallahi ya Rabbim. Çok güzel ama bak. Buna ne sürülmez ki bak. Ne sürülmezse peynirini sürersin, bal kaymak sürersin. Domatesini zeytinyağına batırsın. Üzerine çikolata sürersin. Allah'ım Ayşe abla niye böyle bir şey yaptın Ayşe abla? Orada az önce brokolileri seçiyordun. Buraya dönüp pişip yapıyorsun. Nasıl bir evet, avokado bir şey yiyordun, ceviz yiyordun. Ayda bir sefer. Vallahi ayda. Ayda bile değil. 2 ayda bir kere yapıyor. Vallahi bak bizim stüdyomuzda yapıyor. Herkes yer. Ama artık bayağı az yapmaya başladı. Şimdi günlük yumurta. Bu sene ilk defa yapıyorsun. Bu sene ilk defa yapıyorsun. Bu sezonda. Hakkındır yap Ayşe abla. Günlük taze yumurtalar iyi kalite özelliğini kaybetmeden 1 ay boyunca buzdolabımızda saklayabiliyoruz. Evet. Katı olarak pişirdim mesela yumurtayı fazladan kaldı. 1 hafta boyunca güvenli bir şekilde besleyici değeri değişmeden yine saklayabiliyor musunuz? Yumurtanın pişirme süresi uzadıkça özellikle de haşlama sırasında yumurta sırasındaki demir beyazındaki sülfürle birleşerek yumurtanın o az önce hocamızın söylediği etrafındaki yeşil halkadan oluşmasına neden oluyor. Yumurtayı kabuğundan ayırdıktan sonra ikiye böldüğünüzde demir sülfür halkasından dolayı yumurtaya kötü bir koku veriyor. Bu durum demir ve sülfürün vücutta kullanılabilirliğini değiştirmezmiş. Bu da önemli bir bilgi. Evet. Fakat uzun süre pişen yumurtaların sindirimi güçleşiyor. Pişirme ile folik asit başta olmak üzere B grubu vitaminlerde azalma olabiliyor. O yüzden hep derler ya bir miktar işte ya göz yumurtayı ya
kayısı şeklinde tüketin. Derler. Ya da şöyle bir özelliği daha var yumurtayı. Yumurtayı tam pişirdiğinde vitamin mineral değerleri kabuğuyla birlikte olduğunda bir sorun olmuyor. Ama siz bunu yağda kızartmaya başladığınızda ve bu kızartmayı uzattığınızda B grubu vitaminler azalıyor. B1 evet. vitamini, B2 vitamini gibi. Bir önemli noktayı daha söyleyelim. Yumurtaları aldığınız zaman lütfen kutusunun, o karton kutusunun içerisinde buzdolabında tutun. Yıkamayın. Hı. Çünkü yumurtanın üzerinde doğal yumurta çıkarken tavuktan bir şeyle... Bir steril bir, belki bir. Evet, bir steril şey. Bir şeyle kaplanıyor ve yumurtanın gözenekleri olduğu için dışarıdan mikrobiyolojik bir kontaminasyonu engelliyor. İçeriye sadece, bakteri girmesini engelliyoruz yani biz bu noktada. Evet, aynen. Yıkamamamız gerekiyor. O yüzden, o şekilde bekletelim. Pişireceğimiz zaman alıp yıkayıp ondan sonra kırıp rahatlıkla yiyebiliriz. Bir menemenimiz mi var şefim? Evet. Menemen kilo aldırır mı şefim? Bence aldırmaz. Hadi bir tane menemen hazırlayalım mı? Burada bu tabii kadar yanında bahsedelim. Yiyeceğimiz ekmek miktarına göre değişir. Menemen ekmek banmadan, simit banmadan, menemene gerekirse poğaça banmadan yenilmez. Böyle de bir şey yok. Bence de yenilmez. Bence de. Selahattin artık yutkunuyor yani ne diyeceğini bilemez vaziyette. Sunucu çıldırdı çünkü. Ama yok doğrusu. Tamam. Doğru söylüyorsun. Benim gerçekten kırmızı. Bak 500 kalori düşünsene. 500 kalori alacaksın. O zaman güzel ekmeğini bana menemen yiyebilirsin. Yerim yani. Peki menemen yapmanın sırlarına, püf noktalarına gelelim. Şefim buyurun söz sizde. Önce tabii tereyağı. Önce tereyağı önemli. Tabii. Bir de pişirdiğimiz kap da herhalde önemli diye düşünüyorum. Nasıl bir tava tercih etmeliyiz? Tas tava. Ben bakır tava tercih ediyorum. Tabii şimdi araya gireceğim. Kalaylı olması. Girelim tabii. Daha şimdi bakır konuda. Tavalar bizim için pişirmeye hiç uygun değildir. Öyle mi? O yüzden çelik tavalar aslında önemlidir ama. Niye bakır Türkiye, uygun değil? Normalde bütün yiyeceği bakır. Yani bakır bir ağır metaldir ve bakırın geçişi olur. Demirin geçişi olur. Bu ısılarda da oluyor. Ama yaygın olarak Türkiye'de zaten bakır tavalar çok hızlı, çok fazla kullanılıyor. Biraz önce şefimiz tereyağı dedi. Evet tereyağı önemli. Zaten sağlıklı. Biz bunu biliyoruz ama zeytinyağıyla da yapabiliriz. Zeytinyağıyla lezzeti çok daha değişik oluyor. Ben evde hep zeytinyağıyla yapıyorum. Çünkü pişirdiğiniz zaman eğer biz zeytinyağlı olunca biraz durabiliyor. Hani bir soğusun bekliyorsunuz ama tereyağlı olduğunda, katı olduğunda, ekmeği bandığınızda da o yağ katılaşınca lezzeti de uzaklaşabiliyor. Ama yağın çeşidi aslında menemende çok da önemli değil. Tereyağı değil. Ya da zeytinyağı kullanabiliriz. Ayçiçek kullanmak istemiyoruz. Mısır özü yağı kullanmak istemiyoruz. Bırakırım ama tereyağı veya zeytinyağı olabilir. Evet. Var mıdır bu önce pişirilsin, şunu sonra koymak daha sağlıklı işte ne bileyim ya da daha lezzetli kılar menemeninizi diye şefim? Tabii. Önce yağ kızarırken biberini yağın içine atıyorum ki biberin aromasını, lezzetini yağına bir kere versin. Güzel. Ha. Tabii. Siz soğanlı mı soğansız mı yapıyorsunuz? Ben soğansız yapıyorum. Ben de soğansız seviyorum. Sonra? Sonrasında yağımız iyice kızardıktan sonra domatesimizi ilave edeceğiz. Hı hı. Domatesimiz iyice pişti. Öldükten sonra biz o domatesi güzelce ezeceğiz. Su gibi yapacağız. Sonrasında peynir olur. Oradaki çeşitlerimiz gibi kavurma, pastırma, sucuk. Onları ilave edeceğiz. En sonunda yumurtasını kırıp karıştıracağız ve servis edeceğiz. Ay, tepeleme bir çorba kaşığı. Bunu bir iç geçirdim de. Yani bir porsiyondan bahsedeceğiz zannettim. Tepeleme bir çorba kaşığı menemen ortalama 28 kaloriye denk gelmektedir. Yani tereyağısını, sucuğunu vesairesini falan koyduğun zaman evet. Değil mi? Yani bir çorba kaşığı menemen yiyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bir de menemeni sadece kahvaltıda değil ana öğünlerde de yiyebilirsiniz. Bir öğlen yemeği yerine, bir akşam yemeği yerine. Ben özellikle zayıflama diyetlerimde haftada bir ya da iki gün menemeni akşam yemeklerinde öneriyorum. Hızlı kilo vermek istiyorsanız menemeni akşam yemeklerinde bir hafta boyunca yediğinizde yaklaşık 2 ile 3 kilogram kadar yağ yakabilme şansınız da artar. Harika. Peki menemenimiz olurken ben diğer konumda davet etmek istiyorum. Çok merak ediyorum kendisi bugün Fox'un açık büfesinden nasıl bir tabak hazırlayacak. Buket sağlıklı alır. Ben bilmiyorum. Ben Buket'i uzun eminim. Zamandır görmedim. Ne yer ne içer hepsini soracağım. Alkışlarınızda sevgili Buket Dereoğlu geliyor. Ay inanmıyorum ya Allah. Nasıl özlemiştir gerçekten. Görüşemedik. Böyle sarılmak durumunda kaldım. Vallahi. Hoş geldin. Tekrar. Nasılsınız?
Gayet biz iyiyim. Biz iyi, sen nasılsın Asıl? Ne yapıyorsun? İyiyim vallahi, çok acıktım. Acıdın ya. Allah aşkına gel birazcık. Ne alırdın, ne yapardın? Nasıl bak, besleniyorsun ben, sen? Tabak ama nerede? Doğru, onu alabilirsin. Tamam. Biz birazcık bak, talan ettik buraya ama. Tamam, yumurta yok mu ya? Yumurta olmaz mı? Bak yumurta burada. Şurada yumurtamız var. Tamam, sana yumurta, ben katı sen, yumurta. Böyle katı yumurta alıyorsun. Hiçbir şekilde geçirmem yani. Yani nasıl? Katı yumurtanın yerine hiçbir şey koymuyorsun. Yani atıyorum asla, sucuklu yumurta şu bu falan yapmazsın genelde. Ay yok, hiç sucuk da sevmiyorum zaten. Sucuk sevmeyen bir insan. Bak çok evet, sağlıklı dedim ben. Vallahi. Hayır, yok o sağlıktan değil belki de. Başka? Mesela şey peynirlerimiz ne var? Ha, mesela, kuru yemişler var. Yok yok, maydanoz. Yeşillikler. Yeşillikler, maydanoz, dereotu, roka. Ondan sonra annemin gözleri yaşarıyordur oralarda. Neden ya? Neden? Normalde? Çocuğum orada şeyler de var. Ağzına bak, Tahir Pekmez var. Oralarda konuşuyordur şimdi. Ve anne peynir. Ve çok peynir. Güzel böyle peynir mi gerçekten? Evet. Evet evet gerçekten. Ama çok sevimsiz ya. Ya sevimsiz değil mi? Tövbe yarabbim. Öyle değil mi yani? Bir coşku katmak istesen ne yaparsın aşkım, Buket? Ya zeytin ezmesi seviyorum ben. Burada zeytin var. Ezeyim senin için ya. Ezeyim Allah aşkına Buket ya. Yok vallahi bu kadar yeter. Yok bu mu güzel yani bir şey simidin, ki bir poğaçan, bir... Yok. Yok. Niye yok? Ne zamandır çünkü yok Buket? Çünkü yok, arada oluyor ya. Ona ağzına sokarsan asla konuşamazsın derim. Konuk olduğunu unutma, birazdan yersin. Ama biliyorsun değil mi onları böyle yiyorum ya. Değil mi? Hep diye ağzına. Ya Allah. Ya şöyle ne zamandır, aslında bayağıdır. Ama arada kaçamak yapmıyor muyum? Yapıyorum. Yapıyorum. Hepimiz yapıyoruz. Hele setlerde gidiyoruz. Öyle sıcacık sıcacık görünce o poğaçaları doluyoruz of, of, böyle. Of, hani ki ikişer o tane keyif bile ya, gidiyor. Bir de o değil mi? Evet. O kadar da yani olacak yani. Ve yanında kesinlikle çay. Çay delisiyim ya. Ya. Çok güzel ya, çay içmeli. Çay herkes içmeli. Bir tutku, çay çok değil mi? Seviyorum. Çok acayip. Seviyorum. Peki. Hah geldi. Gördün mü gireni bu? Ağzından çıkana dikkat ederim, edelim. Müthiş. Gerçekten. Peki onu sonra yersin olur mu şimdi yemesen? Bir dakika ya. Evet. Ekmek yok mu gerçek? Ekmek, kepek ekmeği. Bir dilim, bir dilim kepek ekmeği. O sana zaman bir koyalım de hemen. Kepek ekmeği verelim. Yanına da çayını verdik diyelim. Böyle bir evet, sabah kahvaltısı Buket'in. Evet. Aşağı yukarı kaç kalori oluyor? Ben söyleyeyim sana. Hocam. Söyle. Ne bileyim. 75, 70, 70 daha koy. 210. Hadi zeytin bilemedim. Ezmesi de 10 kalori. 220. Mükemmel bir kahvaltı. Ama şeker koyuyorum çaya. Kaç ne tane koyuyorsun? Yani aslında tatlandırıcı ama olmadığı zaman bir tane şeker mutlaka koyuyorum. 5 kalori ya. Ben çok seviyorum şekerli. 5 gram. Şunu yiyorsun, çayına şeker atıyorsun. Evet. Çayın tadını alabiliyor musun? İşte herkes bunu onu söylüyor, biliyor musun? Onu şöyle koyalım, dökmeyelim. Yani acaba şekersiz çay içmenin tadına bir varsan bir daha şekerli içemezsin diyorlar doğru, ya. Doğru, doğru. Ama ben de işte şekersiz çok denedim. Hakikaten olmadı, olmuyor ya. Ama kahveleri falan hep şekersiz. Mi? Çaya bal. Bir çay onu kaşığı. Var mı böyle bir sağlıklı yaptığın bir şey mesela? Bu çok güzel bir kahvaltı ama mesela bize söyleyeceğim. Ben işte her sabah şunu yaparım. Veyahut da şöyle bir şey biliyorumdur. Yıllardır bağışıklığımı çok güçlü tutar falan dediğin bir şey. Ya şöyle 6'dan sonra yemek yemiyorum. Akşam 6'dan sonra. Evet. Ne zamandan güzel beri mesela? Bu hayatla oruç mevzundan beri değil mi? Yani böyle belki bir 12-13 senedir. Ne? Evet evet bayağı 6'dan sonra. Ya. Tabii ki ekstralar oluyor. Dışarı çıktım hani bir arkadaşlarla evet, bir yemek yedim. O ayrı bir şey ama genelde onun dışında genelde 5.30-6 gibi ben yemek konusunu bitiriyorum. Erken yatıyorum çünkü eğer sabah erken kalktığımız için erken yatmayı tercih ediyorum. Oyun varsa zaten 10.30 gibi bitiyor. 11, evet. 11 çeyrek gibi eve geliyorum, hemen yatıyorum. Çok güzel. Banyo yapıp yatıyorum. Vallahi iyi yani maşallah. Zaten fıstık gibi görünüyorsun. Bir yerimize geçelim. Azıcık tamam, oturalım. Selahattin hocam ne diyeceksiniz? Bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli. Buyurun. Bir kere kahvaltıya atlamak yerine akşamleyin erken vakitte yemeği sonlandırmak çok daha avantajlı. Öyle mi? Tabii. Yani senin bu kadar fit ve sağlıklı görünmenin herhalde en önemli nedenlerinden yani bir tanesi o. 750 yıldır tanıyoruz yani seni. Kaç sene oldu? 25 sene oldu mu bu oldu camiada? Sen var olalı başlıyor. 37 sene oldu mesela. Tabii senin genler de acayip iyi yani. Genlerimden belki de galiba biraz da. Yani ondan doğmuş olabilir ama yine de mesela son dönemlerde tiyatro oyunumuz var. Şu anda seni unutmak istemedim ki. Evet. Ne zamandan beri devam ediyor? Üçüncü sezonu bu. Ne güzel ya. Evet. Tiyatro çok nasıl keyifli bir şey senin için? Çok güzel bir şey. Çok doyuran bir şey. Çok
bana enerji veren bir şey. Turneler çok yoruyor ama aynı zamanda ne da eğlencelidir. Evet, çok da keyif veriyor. Bir de seninle turneye çıkan da çok şanslı. Sen o kadar eğlencelisin. Ay öyle deme, gerçekten çok tatlısın. Senin enerji öyle. Gibi hiçbir enerji yok. Gerçekten Çağla yıllardır, çok eskiden beri tanıyorum. Ve çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Tiyatroda birlikte yaptık. Biz de seviyoruz. Çağla'nın çalışkanlığı, enerjisi gerçekten hiç kimsede yok. Rastlamadım. Hayır, ve güzel olduğu kadar kalbinin güzelliği bir o kadar. Ya. Bir o kadar daha fazla. Her zaman karşılıklı. Çok sevdim. Çağla benim için çok özeldir. Çok severim hakikaten. Canım benim, ben de öyle. Gerçekten karşılıklı bu enerjiler. Ona kesinlikle inanıyorum. Ayrıca da teşekkür ediyorum güzel duyguların için. Bir de tiyatroya başlama hikayen var. Mesela aslında sen bir hostes olmak istiyormuşsun çok gibi bir şey var. Çok isterdim ya. Evet. Ama sen bayılıyorum. Yani yine uçakla ama gidiyorum. Ama şimdi ben bir düşünemedim yani seni. Böyle bakıyorum kızlara. Hala öyle bakıyor musun? Evet, neden tatlılar. İstemişsin acaba hostes olmak? Bilmiyorum ki. Ruhumda mı var acaba? Hayır, ruhunda ne var? Mesela bir ruhunda birilerine ya ben aslında bir hizmet o resmiyeti seviyorum. O kıyafetler. O resmi, evet, o tabii ilk çocukken bunu seçtiğim için demek ki kıyafetleri çok hoşuma gitmiş. Etkileniyor musun? Yani dış görünüş beni çok etkilemiş ki o zamanlar bunu ben hostes olacağım demişim. Yani. Bununla ilgili bir girişimde bulunmuş musunuz sonrasında hiç, yoksa aileyle ilgili? Hiç hani öyle bir vaktim olmadı ki. 13 yaşında ben tiyatroya başladım. İsteyerek mi başladı? Ya o kadar farkında değildim ama annemle babam tabii bu mesleği Ercan babamla birlikteyken ben 6 yaşındayken evlenmişti annemle babam, Ercan babam, öz babamla ayrılmışlardı annemler. Allah rahmet eylesin. Amin. Onlarla zaten her gün turne yapıyorlar ve her gün bir yerde oynuyorlar. Ben de onlarla beraber aldır gidiyorum. Yani tiyatroya gidiyorum, turneye onlarla gidiyorum. Beni yalnız başıma bırakamıyorlar. Bırakacak bir abla yok o zaman. Hani şimdiki gibi değil. Ama şanlar tamam da öyle yani değil. Bir insan gerçekten sahneye atılır böyle de hani aileden de. Hani bir de bu kadar yetenekli mi olur mesela? Yıllardır ekmeğini böyle kazanıyorsun yani evet, sen. Evet evet, baya baya. Peki bu kadar komik olduğunu biliyor baya muydu? Baya. Çocukken de böyle miydin? Yok ya, öyle komik değil. Bir de ben çok asosyaldim. Çok utangaçtım. Çok nasıl kendi içime kapalıydım. Sahnede bir tuhaf oldum. Ben ne bileyim. Belki beraber çalıştığın insanların enerjisiyle. Mesela hep Ercan abiden hep farklı bahsediyorsun galiba değil mi? Babam tabii. Ya babamı yani Ercan öz baban yalnız olması gerekmiyor ki. Öz üvey kavramım yok benim Çağla. Yani milyon o sene, kan çekme meselesi mi? Kan çekme meselesi yani bu arkadaşım için de geçerli. Hiç tanımadığım, o an karşılaştığım bir insan için de geçerli. Yani seviyorsam yanılmıyorum çok. Genelde yani, değil mi? Genelde yanılmıyorum. Hayal kırıklığına uğradın mı insanlarla ilgili? Uğradım, uğramaz mıyım? Tabii ki uğradım. Yani, yani bir, kim uğramadı? Siz uğradınız mı? Çok fazla tabii ki. Ama önemli mi? Önemli olan oradan tecrübe kazanmak tabii ki. Öyle. Aynı hatayı bir kere evet, daha yapmamak. Evet. Böyle teğet geçip yola devam ediyorum. Ben kalmıyorum orada. Geriye de bakmıyorum. Mükemmel. Çok devam güzel ediyorum. En güzeli. 90'lı yıllarda bizimkilerin yanı sıra hatırlayacaksınız şimdi ben saydıkça. Cümbüz Sokak, Sarı Gacı ve Tatlı Kaçıklar dizilerinin kadrosunda yer aldı sevgili Buket. Eve Düşen Yıldırım dizisinde son olarak 2012 yılında galiba rol almıştın. Hangisi sende iz bıraktı? Daha çok var. Oldu 2012 ama tabii şimdiki durumlardan dolayı bu programlardan görüntüler pek alamadık. Hiç alamıyoruz. Haber alamadık. Hiçbir şey alamıyoruz. Ondan sonra maalesef bu yeni kurallar birazcık bizi şey yapıyor. Evet hakikaten öyle. En son şu anda zaten yazgı var. Nasıl gidiyor? TV8'de her gün yayınlanıyor. Güzel gidiyor, fena gitmiyor ama bitti. 70 bölüm çektik. Şey bitti. Fena ama gitmiyor deyip bitme deme kararından sonra, bitirme kararından sonra daha iyi gitmeye başladı. Ben de tekrarlar mı? Yok hayır, daha yayınlanıyor, devam ediyor yayınlar. Biz yani daha önce çekiyorduk tabii. Belki dur dönersiniz belki şeyden oradan. Öyle oluyor ya. Ya yok, yeni bir şeye geçelim. Hiçbir başladı. Bir şey bitsin istemiyor tabii ki ama. Ama tabii çok emek verdiğin şeylerin bitmesini istemiyorsun elbette ki. Ayrılmak kötü bir şey. Arkadaşlarından ayrılmak. Çok zor. Bir projeden ayrılmak. Aile gibi oluyorsun. Aile gibi olursa öyle olmamış mıydık? Ya sen ne diyorsun? Neydi o halimiz ya? O kadar çok böyle iç içe ya. Ve hayatımda hepimiz. Yani çok, görüp çok görebileceğin en tatlı çingeneydi ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Ya böyle onun da nasıldık romantikada? Romantikada inanılmaz. Türker abimize buradan
Selamlarımızı, evet, sevgilerimizi gönderelim. Geçmiş olsun. Geriye dönüp baktığın zaman hatırlamak istediğin anıların, Çağla bunu asla unutmam dedin ya da asla hatırlamak istemediğin, yaptığın bir iş olabilir, hayatında bir an olabilir. Böyle düşündüğün zaman geriye çok hızlıca var. Gidebiliyor musun? Yani hızlıca gidiyorum. Gün içinde de gidiyorum. Aslında hani birinin sormasına da gerek yok. Öyle bir gidip geliyorsun ki bir an oluyor. O bütün anları hatırlıyorsun. Sonra bir an oluyor, o bütün her şey siliniyor. İyi ki de yapmışım dediğim, keşke yapmasaydım dediğim çok şey de var tabii. Ama iyi ki bunlar var çünkü daha sonralarında... Ne tür bir akıllanma yaşadın diye merak ediyorum Buket. Ya ben çok okuyorum Çağla, çok kendime. Ne okuyorsun? Kişisel gelişim okuyorum, psikoloji okuyorum. Hikaye okuyorum, şiir okuyorum. Ne noktaya geldin? Azıcık bizi de aydınlat. Ben de çok uğraşıyorum. Estağfurullah ya. Seviyorum ya. Böyle çok güzel, mutlu olmanın bir sürü yolu var. Biz kendi kendimizi çok karamsarlığa itecek şekilde davranıyoruz. Kendi kendimize acıyoruz. Kendi kendimize üzülüyoruz. Aslında dış etkenler olmadan biz kendi kendimizi yıpratıp depresif hale getiriyoruz. Kendi kendimizi bu noktaya getirmezsek mutlu olabilmemiz çok daha mümkün. Müthiş bir laf, daha sabah yani gelirken okudum. Onunla yani. İlgili yani. Öyle direkt mi? Onu söyledin. Yani kişi hem kendinin cenneti hem de cehennemidir diye. Kendimizin aynen. Yani. Aynen. Tam olarak senin söylediğinde bunu gerçekten pesimist bir insan bunu çok böyle düşünmeyebilir, kabul de etmeyebilir. Saygı duyuyorum ama kesinlikle benim için böyle. Şimdi ne demek istersiniz? Biz kadın kadına sohbet ediyorduk ama. Vallahi genelde kişisel gelişim insanın hayatında bir kere hem sosyal hem kültürel olarak ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden biri. Ne arayışı içerisindeyiz? Anlam arayışı, mutlu olmak, huzurlu olmak, daha iyi bir yaşam. O yüzden kitaplar yani farkındalığınızı artırıyor. Yani mutluluk bizim evimizde hocam. Yani evimizde, kendi çatımızın gönlünde, altında. Kalbinde, beyninde. Evet. Beyin her şeyin iyi dürtüsüdür unutmayın. Mesela kesinlikle zayıflamak öyle. İçin de öyle. Hasta olup olmamanız için de siz beyninizi sürekli olarak olumsuzluklar ve hasta olacağım dürtüsüyle devam ederseniz hastalık sizi buluyor. Hı hı. Ama eğer siz mutlu olacağım, daha iyi bir yaşam için, iyi besleneceğim, iyi aktivite yapacağım, karar kendime zaman de çok önemli, ayıracağım dediğinizde her şey değişir. Şimdi enteresan, daha önce aldığımız bir konuğumuz var. Aslında daha vakti değil ama ben Buket'le de çok tanıştırmak ve Buket'in de ilgisini çekeceğini düşündüğümüz için biraz erkenden davet etmek istiyorum. İnsan tanıma yöntemleri uzmanı Murat Kaplan geliyor. Oo. Evet evet. Murat Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Tekrar sizi görmek çok güzel. Şöyle geleyim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Biz geçen sefer çok etkilendik Buket. Evet. Yani yüzümüzdeki çizgilerden, o gün yaptığın saç modelinden, dalgasından, fönünden, cildindeki kırışıklıklardan hem anıların hem de karakter analizi gibi bir şey yapılabiliyor. Çok güzel bir şey. Gerçekten yüz çizgilerimizin ilk olarak ne anlama geldiğine şöyle üzerinden hızlıca bir geçelim. Sonra ben mutlaka hocamızın Buket'le ilgili de bir analizi yapmasını isteyeceğim. Sonrasında da eğer sevgili izleyenlerimiz bizlere fotoğraflarınızı göndermek de isterseniz lütfen gönderin. Burada yüz analizi de yapabiliriz. Telefon numaralarımızı da az sonra veriyor olacağız WhatsApp hattımızda. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler ben nasılsınız? Benim bugün nasıl gördünüz dalgalı saçlarımı? Çok iyi gördüm. Yine yüzümü kapatmışım değil mi iki yandan? Ama bu güzel, gayet normal. Yaptığınız iş itibariyle de oldukça yerinde. Biraz güzel dalga vermişsiniz. Bu da macerayı, bugün coşkuyu, evet. Estetiği çok da güzel olmuş, yakışmış. Teşekkür ederim. Bizler saç tercihimizden, giysimizin renginin tercihine kadar aslında bir takım hususların etkisindeyiz. Bilinç dışımız bunları biz fark etmeden bize sunuyor. Bazen etrafımızda gördüğümüz kişilerden etkilenerek yapıyoruz. Bazen bir moda etkiliyor bizi ama... Bir şekilde yoğun seçimlerimiz bizim kişiliğimize, arzularımıza, ihtiyaçlarımıza hitap ediyor. Hı hı. Ve bizim giyim kuşamımıza ve saç şeklimize göre de insanların bizimle ilgili düşüncelerini etkiliyoruz. İsteyerek ya da istemeyerek. İşte insan tanıma yöntemlerinde bizlerin özellikle üstüne düştüğü konu bunun biyolojisi. Tabii biyoloji deyince nöroloji de devreye girecek. Hı hı. Ve hemen arkasında bunların bir çıktısı olan psikolojisi. Nasıl davranış sergiliyoruz? Sahne sanatlarında özellikle yüzünüze sürdüğünüz her türlü renk değişimi, gözünüze yaptığınız herhangi bir dokunuş
kaşınızdaki ufak bir şekil değişikliği izleyiciyi etkiler. Ve role girmenize de katkı sağlayabilir. Artı kabul görmenizi ses tonuyla beraber, giyim kuşamınızla ve pozisyonunuzla bütünler beraber sağlayabilir. Yani o, bütünler. Böyle. Biz buna psikolojide Gestalt metodu diyoruz. Aslında öyle bir kuram ki bu her şey bütüncül. Saçınız, gözünüz, dudak yapınız, giysiniz, ses tonunuz. Hepsi bir araya geldiğinde sizinle iletişime geçen insanlar sizinle ilgili hem de farkına varmadan birçok veri alıyor. Şimdi mesela yüz çizgilerimize bakalım birlikte. Herkes tamam. Kendi yüzündeki çizgilere bir baksın. Ve ne hem hangi organı hem de hangi duyguyu aslında temsil ediyor birlikte bakacağız. Sizler de eğer yüzünüzün fotoğrafını analiz etmesini isterseniz hocamızın inşallah vaktimiz kalacak diye düşünüyorum. 0541 335 7990 WhatsApp hattımızdan bizlere fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Önce yüz çizgilerinin olduğu bir görselimiz var. Evet. Hangi, neredeki, yüzümüzün neresindeki yüz çizgisi daha derinleştiyse ne anlama geliyor? Şöyle bir bakalım isterseniz hocam. Peki. Siz alından başlayabiliriz mesela. Çalışmaların arkasında nasıl bir mantık olduğunu ben kısaca söyleyeyim. Olur. Cilt yapımıza göre değişkenlik arz etse de bizler çalışmalara göre ortalama 2000 mimikte küçük bir çizgi sahibi oluyoruz. Ortalama da 2000 mimik. Diyelim ki biz korktuk, şaşırdık. Kaslarımızda belli bölgeler hareket ediyor. Eğer alnımızdan bahsediyorsak frontalis kası hareket ediyor. Frontalis kası dediğimiz kas oldukça geniş, güçlü bir kastır. Ve kaşlarla birlikte alnımızdaki her türlü duygu göstergesini oluşturabilmek için bize fayda verir. Aşağıda olsaydı mentalis kasları çalışacaktı. Alt çene ile alt dudağı birleştiren ve somurttuğumuzda, korktuğumuzda duygularımızı ifade etmek için kullandığımız kaslar olacaktı. Hmm. İşte alın bölgesinde diyelim ki biz çok yoğun bir şekilde duygu göstergelerini sergileyen bir insanız. Öyle bir ailede yetişmiş de olabiliriz. Bazıları ise duygularını hiç göstermez. Evet, doğru. Duygu göstergelerini yakalama şansı. Mimiksiz derler. Evet, mimiksizdir. Evet, hani poker yüz dediğimiz bazı insanlar da öyledir. Ama şimdi botoksa da çok... Tam da ona geleceğim. Ben bak çıkmıyor yani. Tam da ona geleceğim. İşte bizler bazı duyguları daha yoğun, biz daha sık... Biz çalışıyoruz ya onları. Sen evet. Yaptırmıyorsun yani oyuncu olduğun için tabii de. Burada çok güzel bir örnek var. Ekrana da yansıyor. Allah aşkına. Vallahi yaptırıyorum ben. Niye yaptırmam? Oyuncuyum ama yaptırmadan yapamam. Yani. Ben hocamıza da onu söylerim bazen. O çizgiler bazen zamanla biz botoks yaptırdığımızda yok oluyor falan diye. Hı-hı. Ama kişinin gözünde ifadesinden, kaşının şeklinden her şey çok net belli oluyor. Evet. Buket'in suratına bir bakalım mı? Buket'in yüzüne. Hocam bir analiz isteyebilir miyiz sizden? İster çok kısa bir analiz yapmak isterim tabii. Eğer tabii kendisi de müsaade ederse tabii ki seve seve. Şunu söylemekte fayda var. Yüzünüzün görüntü itibariyle biz üç kısımda incelenmesini ele alırız. Yere paralel şekilde çizdiğimizde alın bölgesi, kaşla burun septum dediğimiz bölge ve çene bölgesi. Sizdeki olumlu güzel bir yanı söyleyeyim size. Bunlara köşk deriz biz. Sizde bu köşklerin... Nerede köşk? Üç köşk vardır. O köşklerinizin üçü de birbirine çok yakın orandalar. İyi bir şey bu değil bu mi? Bu istikrara işarettir. Hmm. Bu bir. İkincisi kaşlarınız düz ve başlangıç bölgesinden sona kadar neredeyse benzer bir kalınlıkta. Hem karaciğer hem böbrek hem de tiroid göstergelerini verir ve düzlük adaletli bir insan olduğunuzu. Ay ne güzel. Gözlere yakınlığı. Sen bilmiyor muydun? Yani biliyormuş gibi davranma. Ama çok güzel. Bunu duymak evet, çok güzel. Çok güzel evet, ama gerçekten. Kaşlara yaklaştıkça tahammülle ilgili bir sorun olabilir. Biraz sabırsızlık olabilir. Bir de siz kendinizden çok başkalarını düşünen, vicdanlı, o insanlara yardım edip deyip kendisini aslında özverili bir şekilde feda eden bir insanmışsınız. Çok güzel. Sebebi ama de şu. Öyle, evet. Östrojen hormonu arttıkça kaşlar gözle arasındaki mesafeyi artırır. Bir dakika, östrojen hormonu arttıkça... Kadınlık hormonu arttıkça, azaldıkça testosteron artar ve yavaş yavaş aşağı doğru iner. Hı. Eğer bu iniş kaşların kemikleriyle beraber çıkıntılı bir hale almışsa... Testosteron biraz daha güçlüdür. Biraz sert, daha bir, sert bir kimlik karşımıza çıkar ve... Kusura bakmayın ama Çağla'ya gülüyorum. Sinirim bozuldu. Yo, doğru bir tespit dedi bunun da aslında. Gözümün içimi hayal ediyorum. Deri mi ne? Peki bir şey diyeceğim. Bana benim
O östrojen mi öbürünü dönme? Sizde daha yoğun olarak kemik dokusu itibariyle östrojen devreye girmiş ama gençliğinize baktığımızda çünkü değişim yaşanmış kaşınızda evet. Çok daha aktif bir şekilde testosteron varmış. Yani sert, yani, güçlü, ama değil mi? Biraz öyle güçlü ama. Değil mi? Kararlarında bir şey var. Net var, irade Allah sahibi var. Bir insanmışsınız evet. Ve bu hala devam ediyor mu? Siz birazcık belki de müdahale etmiş olabilirsiniz. Saç şeklinizi değiştirerek. Böyle değil mi hocam? Östrojen, evet. Testosteron. Evet. Botoks yapınca östrojen yaptırmayınca paşa dedi. Yaptım. Yalnız botoks konusunda küçük bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Son dönemlerde yapılan Avrupa'daki bazı çalışmalar ki özellikle Avusturya ve Almanya'da yapılan çalışmalarda botoks yüzde eğer aşırı bir madde kullanımıyla yapılmış ve hiç duygu göstergesini temsil etmez bir hal almışsa güven kaybına sebep oluyormuş karşıda. Özellikle çocuklar botokslu yüzlere daha az güveniyorlarmış. Tabii seviyor mu, sevmiyor mu, kızdı mı, kızmadı mı hiçbir şey belli değil. Belli olmuyor çünkü. Hatta iş yerlerinde beden diliyle ilgili olumsuz beden dili tespitleri yapıldığında ilk maddelerden bir tanesi duygu göstergelerini göremediğimiz insanları tabii. Aynı ofiste istemiyoruz çünkü anlayamıyoruz tepkilerini diyorlarmış. İşte çocuklar o yüzden buna ilk tepkiyi verenler çünkü beyinlerindeki fusiform face area dediğimiz yüz tanıma biyolojik bölgesi hala çok güzel. Direkt değil mi? Ona bakıp güzel. Anlıyorlar. Evet. Anne kızdı mı kızmadı mı? Evet. Baba sinirlendi evet. Mi? Evet. Tedirgin evet, mi veyahut evet. Da? Yüzden, yani ne söylesek bile yüzümüz gerçekten ne hissettiğimizi çok güzel evet. Çocuklara hissettiriyor. O yüzden önerimiz tabii ki bu tür müdahaleleri bir doktor tavsiyesi tamamen yapmak lazım ama duygu göstergelerini bir parçada muhafaza etmekte fayda var. Buket'in ağız kısmı, dudakları hep çok güzeldir zaten hala öyle. Mesela saçları, cildinin rengi ne ifade ediyor hocam sizin için? Daha metal renkleri var. Metal rengi dediğimiz daha beyaza, ten itibariyle beyaza yakın tenler. Bu da şu demek, titiz her işin düzgün yapılmasının önemli olduğu bir kimlik. Size bir sorumluluk verildiğinde artık hiç peşine düşmeye gerek yok. Çünkü siz onu mutlaka yapacaksınız. Doğru. Evet, onu yaparım. Bununla birlikte saçlarınıza sonradan da müdahale edip yaptırsanız o kıvır kıvır bukleler çok hoş bir dokunuş gerçekleştirmiş. Estetik sizin için önemli ama bu estetik sadece saçınızla ilgili görünmüyor. Göz yapınız da estetikle alakalı çok güzel bir gösterge. Sanat sizin işiniz. Evet. Dudaklarınız da yapı itibariyle böyle. Şöyle söyleyeyim size. Alt dudaklarımız yoğun olarak duygularımızın ifadesini ve dil becerilerini, üst dudağımız ise düşünce ifadesini gösterir. Hmm. Sizde ikisindeki güçlü eşdeğerlik hem duygu var, hem de düşüncelerinizi rahatlıkla ve yeri geldiğini ifade edeceğinizi gösteriyor. Ancak siz sözcükleri çok güzel seçiyorsunuz. Bazı insanların iç kantus dediğimiz bu gözyaşı pınarları keskindir ve aşağı doğrudur. O kişiler sözleri bir silah gibi kullanır. Fevkalade iğneli, ağda. Japonlar gibi. Evet, sert konuşabilirler. Ama sizde daha oval bir yapı ve iç kantusunuzdaki et dokusu görünüyor. Bu şu demek, şu anki mevcut durumunuzda kendinizi iyi hissediyorsunuz. Bu çok önemli. Örneğin bazı mülakatlarda ve sorgulamalarda kişilerin kantusları istem dışı kaslardır, kapanıverir. Ve küçülür ya da renk koyulaşır. O kişi kendini orada güvende hissetmiyordur. Artık söyleyecekleri de pek gerçeği temsil etmeyebilir. Baskı altındadır. Tabii bunu destekleyen diğer verilere de bakarız biz. Sizde bu gayet güzel. Oldukça açık, net ve sözcükleri güzel kullanarak insanları rencide etmemeye çalışan bir insansınız. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Ama hala bekarım. Çok güzel. Hocam. Ne alakası var bu kendi ya? O kadar güzel şeyler saydı ki çünkü evet. Hani. Ne düşündün mü hiç evlenmeyi boşandıktan sonra? Yok ama biraz ileride düşüneceğim tabii. Hangi ileride canım? Yani yine bir 5-10 sene. 5-10 sene sonra. Yani bir hayat arkadaşı olsun anlamında evet. Ama. Evet. Sen düşünmüyor musun Allah aşkına? Ben mi? Evet. Can ne diyor mesela bu konuyla ilgili? Tabii kendi kurtulmak için öbür. Evlensene sen ya. Can ne yapıyor Can? Kaç yaşında oldu? Futbol oynuyor. Ay ne güzel. Evet futbol oynuyor. Kaç yaşında oldu? 17. Ne? Ergenlik nasıl geçti?
Vallahi biz o kadar ağır geçirmedik. Harika. Ne tatlı. Çağla. Enteresan bir şekilde böyle, ya da ben mi ergendim o normalde çocuk, ben ergenim diye. Seni mi idare türlü, etti acaba diye. Bir türlü devam edemedim. Uyum sağladım belki. Ya belki de beraber çok böyle güzel geçirdik. Özgür de hep bizimleydi zaten. Evet, her zaman bizimle, hala bizimle öyle. Aile hiç biz dağılmadık. Öznur, Özgür hiç hep beraber. Anneler hiç dağılmadık. Çok dolayısıyla güzel. Onun da bir huzuru var tabii. Var belki değil mi? Bir çatışma, bir gerginlik olmayınca çocuk huzurlu ortamda da huzurlu bir ergenlik. Yok. Ya bizim çocukluğumuzda ergenlik diye bir şey var mıydı? Hiç. Ben de yok. Ben hiç hatırlamıyorum yani. Aa çocuk ergen, aman dikkat edelim. Her dediğini yapalım ya da yapmayalım. Yani böyle şeyler yoktu. Şimdi düşünsene var. Benim anneme diyecekler ki aman kızınız ergenliğe giriyor, inatlaşmayın. Oho! Şaka herhalde falan diye. Annemi düşünemiyorum. Yoktu öyle bir şey. Biz yuvarlanarak büyüdük yani. Annem tabii, hep başımızdaydı. Tabii bizdeydi. Böyle bir dönemi hiç hatırlamıyorum. İzleyicilerimizden fotoğraf gelmiş. Hemen bir tanesini alalım. Hocamız analiz etsin hızlıca. Evet. Buyurunuz efendim. Gelsin fotoğrafımız ekrana. Bakalım. Geldi. Oo, geliyor. Geldi mi? Cenk yönetmeni geldi. Evet, bu hanımımızın yüzü birazcık karanlıkta biraz kalmış. Biraz karanlık çıkmış. Evet, ama yine de gülümsemesiyle teşekkür ediyoruz. Ne güzel fotoğraf yollamışsınız. Buyurun. Genel hatlarıyla konuşulabilir. Alnın genişliği ve yüksekliği kişinin genel itibariyle analitik değerlerinin öne çıktığını, akılcı bir insan olduğunu gösteriyor. Fakat yine de aynı hanımefendinin kaş yapısına baktığımızda nispeten ince, yüzünün genel hatlarına göre değerlendirdiğimizde ve uzunca. Biraz hassas bir kimliği temsil ederken öğretmen çizgilerine sahip, biz ders almışlık çizgisi diyoruz. O da gözlerin hemen altında yanaklara doğru aşağı doğru giden kısımdır. Yani kaz ayaklarının dışında bir çizgidir. Bu çizgiler genel anlamda insanların deneyimleriyle biraz zorlu yaşam tecrübelerinden sonra kazanılan çizgilerdir. Diş yapısı hafif aralıklı görünüyor. Kararları ile ilgili sorunlar yaşamıştır. Dişler bizim böbrek bağlantımızda kararlarımıza işaret eder. Bu anlamda kararları ile ilgili bazı sorunlar yaşamış olma ihtimali çok yüksek. Fakat bir de hemen dudağın alt dudağını görüyoruz, evet, ki incecik. Duygularını ifade etmekte de zorlanacaktır. Büyük olasılıkla onu iyi anlaması gerekecek insanların. Çünkü kendisi bunu ifade etmekte zorlanabilir. Birazcık zorlanıyor olabilir. Evet. Teşekkür genel ediyoruz. Genel itibariyle olumlu bir yaklaşım var hayata. İzleyicimize de ve hocamıza da. Şimdi yüzümüzdeki asıl konuya geliyorum. Yüzümüzdeki hangi çizgiler hangi organımızı temsil ediyor? Ya, bu önemli. Tabii. Çok önemli. Evet, bu gerçekten çok önemli bir konu ve bende de acayip şeyler çıktı. Sen de buradan aslında takip edebilirsin. Yüzünde bildiğin, evet, belirgin bir çizgin, evet, varsa diye. Hocam, evet, sözü size bırakalım. Buyurun. Peki. Şimdi bizlerin ekolü Mianxiang dediğimiz bir ekol ve 5000 yıllık bir geçmişe sahip. Geleneksel tıp çerçevesinde insan yüzünde bazı meridyen noktaları ve çizgilerini analiz ediyoruz biz. Ve o çizgilerde diyelim ki ciltte bir kuruma varsa, dökülme varsa veya gözünüzde sklera deriz, göz akında ak kayıp olmaya başlamış, biraz kızıllaşmışsa ya da sararmışsa, bilirsiniz modern tıpta da göz aklarında bazı sorunlar olduğunda, tabii, hekimlerimiz bakarlar ve bununla ilgili de bir takım sorular sorarlar, öykünüzü dinler ve laboratuvar testleri isterler teyitini almak için. İşte bizler insan bedenindeki birçok iç organımıza ait verinin dış gösterge paneli olarak yüzümüzü görürüz. Kaşlarınız diyelim ki inceldi. Bu enerjinizin azlığına işaret edecek. Neden öyle? Çünkü kaş yapısı başlangıçtan itibaren böbrekler, karaciğer ve tiroide işaret edecek. Ve kişinin kaşın sonradan azalması, dökülmesi, evet, orada enerji bir problem. Kaybına, evet, fizyolojik bir sıkıntı ihtimalini gösterir. Biz çok temkinli konuşuruz bu konularda. Çünkü mutlaka bir hekim kontrolünden geçmesi gerekir. Biz ama gördüklerimizle deriz ki öykülerini öğrenmek isteriz. İştahınız nasıl, uykunuz nasıl, insanlarla olan ilişkilerinizde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kaş yapısı inceldikçe ve kısaldıkça kişide enerji azalır. O yüzden de etrafında çok insan istemez. Tahammül azalır. İnsanlarla olan iletişim biraz daha sıkıntılı olabilir.
Burun benzer şekilde baktığımızda burunun ucu kalbi temsil ederken burun kanatları akciğerleri temsil eder. Akciğerleri temsil eden bu kanatlar ne kadar küçük ve güçsüzse, burun kanalı da darsa, insanın parasempatik ve sempatik sistemini etkileyecek oksijen girişi o kadar değişken olur. O yüzden derler ki ilerleyen yaşlarda burun ucu düşer. Düşmemesi evet. için oraya bazı kıkırdak, yapay kıkırdak koyarlar. Çünkü bilirsiniz yaşlandıkça kişilerin huysuzluğundan şikayet edenler olur. Bunların en temel sebeplerinden bir tanesi beyni besleyen oksijenin azalmasıdır. O yüzden bir kişinin eğer burnu incecikse, burun delikleri de çok küçükse, oksijen az gideceği için sürekli bir sempatik sistemin aktif olduğu bir kişiyle karşı karşıyayız. O da nedir? Savaş ya da kaç tepkileriyle yaşayan bir insan. Çok daha basit bir benzer örnek vereyim size. Hani kahve içilir. İnsanlar kafeinin etkisiyle uyanık kalmaya çalışır. Ders çalışacaktır, proje yetiştirecektir. Farkında değillerdir ki kafeinin etkisiyle beyni besleyen damarlar daralır. Daralınca bilinç dışı kahveyle alakasını bilmez. Der ki damarlar daraldı, besleyen kan az gidiyor, sempatik sistem uyanık. O yüzden uyanırız, o yüzden uyanık oluruz. Çünkü uyanık olmak teyitini verir biyolojik olarak. Uyanık hissediyoruz yani aslında bambaşka bir büzüşme evet, oluyor orada damarlarda. O yüzden de deniyor ki mutlaka belli bir kıvamda tutun kahveyi. Ya da kafein içeren diye. Kıvamını da konuşalım. Evet. Sonrasında karşı cinsteki ne gibi bize tüyolar verebilirsiniz, yüz analizi nasıl yapabiliriz diye. Onunla ilgili de hem zihinsel yapıları hem de duygusal durumlarıyla alakalı tüyolar da alırız. Minik bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra buradan devam edeceğiz. Buyurun. Evet, Çağla'yla yeni bir gün devam ediyor. Şimdi yüz şekillerine bakacağız. Birkaç farklı tip olarak bakacağız. Ve kişinin duygusal ve zihinsel yapısını aşağı yukarı bize ne anlatıyor o konuda diye bakacağız. Tip 1, diyabet gibi. Ağzım alışmış başka bir şeye gitmiyor. Yüz şeklimiz evet bu. Evet, bizler insan yüzünü tanımlarken ana rahmindeki sürecinden tutun belli yaş dönemlerine kadar hepsini alıyoruz. Karmaşa olmasın diye sadeleştirmek için tip 1, 2 ve 3 diye hem izleyicilerimiz için de kolay olacaktır hem de kendilerini tanırken çevrelerindekileri tanımalarını sağlar dedik. Tip 1 dediğimiz yapı yukarı doğru genişleyen uzun yüz. Güzel bir yüz. Evet, bu güzel bir yüzdür. Bu kişiler akılcıdır, detayları önemser, biraz çekimser olabilir. Özellikle gözler gömülüyse bu ağaç elementi dediğimiz elementin de özelliğiyle öne çıkar. Biraz testosteronu daha, bol bu beyefendi. Evet, bolca testosteron var. Kemik yapısı da alnında dahil olmak üzere dışa yansıyor. Kaşlar göze fevkalade yakın. Evet, çok yakın. Gözler gömülü. Biraz çekingen bir insan. Yani. Dikkatli olacaktır. Ve Buket analiz etti hocam fevkalade. Harikasınız. Ama bir dakika, güzel değil mi? Evet, organizasyonel becerileri yüksek insanlar. Akılcı oldukları için. Bu kişileri ofiste oturttuğunuzda başarılı olurlar. Ama bu kişileri sahaya çıkartırsanız insanlara yalan söylemeyeceklerdir. Rekabetçi olmayı hiç sevmeyecekler. Rekabet yerine akılcılığın öne gelmesini isteyecekler. O yüzden de biraz çekinebilirler. Bu kişiler organizasyonu yapsın, planlasın. Ama tip 2 dediğimiz birazdan gelecek insanlar da sahaya çıksın, cevval bir şekilde, savaşçı bir şekilde rekabet etsin, satış yapsın. Tip 2 gelsin. Tip 2'de ise daha orta kısmı yüzün geniştir. Elmacık kemikleri biraz daha güçlü olur o kişilerin, çeneleri de güçlü olur. Ve bu insanlar daha dış dünyaya açık, iletişimi seven, savaş dediğiniz zaman hiç çekinmeyen, cesaretli insanlardır. Öyle insanları eğer dışarıya gönderirseniz saha analizlerinde, saha pazarlama ve satışta çok daha etkili olurlar. Bu görselden biraz daha dikkatle incelersek eğer böyle bir tip 2 gözleri buradaki gibi büyükse, dişi özellikleri ortaya çıktı, dudakları dolgunsa, dişi özellikleri biraz daha ortaya çıktı. Bu kişi rekabette dişiliğini öne koyacaktır. Yani kişileri ikna edebilmek için dişi dokuları aktif olarak kullanabilecektir. O yüzden bunu da dikkatle kenarda tutmakta fayda var.
Bir de tip 3'ümüz var. Tip 3'e gelelim. Kısa kesiyorum bu şekli. Tip 3'te ise çene kısmımız çok geniştir. Çene kısmı iridir. Bu insanların dudakları dolgundur ve bu kişilerin birçok hattı yuvarlaktır. Kıvrımlı hatlara evet, sahiplerdir. Burnu yuvarlak, dudağı yuvarlak, evet, çenesi burası evet, yuvarlak. Özellikle alt kısmı, çene kısmı daha geniş olup bariz öne çıkan insanlar hırslı, hazza düşkün, iletişim becerileri yüksek, lezzeti önemseyen, tadı önemseyen insanlardır. Ve bu kişiler çoğunlukla sahne sanatı örneğin dediğinizde rahatlıkla sahneye çıkıp konuşabilirler. İnsan ilişkilerini çok severler. Bu kişileri ofise kapatırsanız verimsizleşirler. Hmm. Çünkü bir şekilde insanlarla iletişim kurmak durumundalar. Böyle kişilerin bir de yine az önce bahsettiğimiz sempatik parasempatik sistemi etkileyen burun delikleri geniş ve karşıdan direkt görünecek kadar bariz ise o kişiler hem para pulu hem enerjilerini hem de sözlerini esirgemeyebilirler. Savurgan davranışlar sergileyebilirler. Neden bundan bahsediyorum? Zaten iletişimi seviyor. O yüzden dedikodu mailleri de risktir. Mesela boyamış olsak da saç renkleri bir şey ifade ediyor mu? Etkiler tabii. Şöyle... Mesela gelmiş geçmiş en güzel, Türkiye'nin en güzel sarışınlarından bir tanesi Buket bence. Hayır, gerçekten öyle. Yani, yani onu tanıdığım günden, çocukluğundan bu zamana kadar hep böyledir mesela. Bu sarışınlık ne diye analiz edilir? Sarışınlık genelde enerjiyi, iletişimde açıklığı ve cesareti, hatta cesaretin de ötesinde cüreti bile temsil eder. Birçok insan der ki sarışın insanların birazcık da toplumsal kodlarla da şekillenmesiyle de alakalıdır. Rahatlıkla iletişim kurabilmeleri imkanı vardır. Evet de bak doğru değil mi? Bu çok önemlidir de. Sarışın kişilerde eğer saçlar dalgalıysa sarışınlıkla birlikte macera artar. Estetik algılara düşkünlük artar. Ama hem sarışın hem de düzse tamam iletişimi sevebilir ama prensipleri oldukça katıdır o kişinin. Düz saç çünkü ciddiyeti işaret eder. Ortadan ayırdıysa bak ama çok güzel bak. Ortadan saçını o gün ortadan ayırdıysan veya yandan ayırdıysan. O da fark ediyor. Çok fark ediyor. Bak şimdi ben şöyle o yüzden dedim hocam bugün ortadan ayırdım diye. Program öncesinde bir hanımefendiyle karşılaştık. Küçücük duymuş. Dedim ki tamam bir analizinizi yapayım. Sol kulağını, sol yanağını açmış, sağ tarafını kapatmıştı. Derya mı bizim? Ve ben dedim ki... Ha şöyle yapıyor. Evet. Yapmış olduğunuz bu saç şekli sizin anlık duygu düşüncelerinizi de yaşam algınızdaki genel halinizi de gösterebilir. Sizi tanımıyorum. Ancak şu anda gösterdiğiniz doku sol tarafınızın açıklığı özgüveninizi gösteriyor. Dış dünyaya her şeyinizi açmıyorsunuz. Birazcık oraları kapatmışsınız. Aa, çok güzel. Örneğin şöyle söyleyeyim. Bir hanımefendi... Bazen öyle hissedersin ya saçını evet, böyle evet, almak istersin. Evet. Bazen dümdüz yapmak istersin mesela. Onu evet, da çok güzel anlatıyor hocamız. Buna güzel bir örnek verelim. Benim ustam fevkalade ilginç bir psikiyatristtir. Şöyle derdi. Bazen düz saçlı insanları partiye giderken kıvır kıvır görürsünüz. Bunun amacı şudur. Aslında bilinç dışı şunu söylüyor. Ben artık biraz da dikkat çekmek istiyorum. Coşku istiyorum. Eğlenmek istiyorum. Kıvır kıvır saçlı birileri ciddi bir toplantıya gidecektir. Saçlarını düzleştirir. Doğru. Çünkü evet, ciddi bir görsel olarak ortaya çıkar. Saygı görmek ister. Saçlarını kısalttığında özgürlük istiyordur artık. Hmm. Saçlar uzadığında evet, duygusallık öne çıkar. Daha duygusal evet, bir insan. Saçları belli yaştan sonra kişiler kısaltma eğilimi gösterir. Evet, kaşlarını genellikle da kısaltırlar. Bu şu demektir. Ben az insan istiyorum. Çok öyle çatışma da istemiyorum. Lütfen özgürlüğüme de karışmayın. Ben bağımsızlığına düşkün bir insanım. Bu tür mesajları farkına varmadan biz algılarız. Ve saç rengindeki değişiklikleri gözlemleriz. Makyajlarına dikkat ederiz. Ben asistanımın makyajına bakıyorum. Eşimin makyajına diyorum ki tamam. O doğrultuda yaklaşmak ya çünkü ve mesafe bu, ayarlamak yani lazım. Sürecek, kırmızı ruj süreceğim diye yola çıkıyorsun mesela bu kez. Evet. Ve bir anda bir şekilde olmuyor ve ten renginde dönüyorsun. Yani ten rengi başlıyorsun, bordoya kadar gidebiliyorsun. O, ne yapacağını, ne edeceğini hep belli aslında. Ve o bir şekilde içimizdeki bir şeyi dışarı yansıtıyor evet, herhalde. Mesela sen düşkün müsün normal hayatında? Makyaj yapar mısın? Bakımına düşkün müsün? Yüzümü çok dinlendirmekten yanayım. Yani hep eğer makyaj iş olmuş. Evet. Hemen her gün makyaj zaten işte yaptığım için normal zamanda bir yere de gidiyorsam nemlendiricimi sürüp çıkıyorum. Harika.
Peki bakım düşkünü müsün saçlarına ya evde maske yapmak? Yok hiç. Vallahi hiç. Ama tabii ki temizliğime çok düşkünüm. Metal olduğunuz için. Sabundan asla vazgeçmiyorum. O ayrı. Makyajımı silmeden ve yıkanmadan yatmıyorum. Banyo spor almadan. Spor yapıyor musun? Spor yapıyorum ama bu aralar çok yapamıyorum. Ama uzun süre çok severek ve bırakmadan o disiplini tuttum. Süper. Ama her günde günlük program çekerken çok zor oluyor. Ay çok zor canım her gün. Haftada bir iki gitsen yeter. İşte yani, o yüzden de o disiplini bir kaçırınca da hadi boşver yarın hadi boşver. Tabii tabii genelde öyle oluyor. Hadi bir tane 3 yıllık olduğu abonemeyi yaptım. Tebrik ediyorum. 3 yıllık da ertelemezsin yani bu kere. Peki bir şey soracağım. Mesela sona doğru yaklaştığım için hocamıza bir iki tane daha tip göstereceğim ama şey merak ediyorum. Yani bugün de baktığın zaman önümüzdeki dönemle ilgili hayallerin, planların, şöyle bir zaman geçirmek istiyorum veya şöyle bir şey gerçekleştirmek istiyorum dediğin düşünür müsün? Yoksa hayır ben bugündeyim Çağla, bugünüme mi bakarım dersin? Düşünürüm. Bir tek şundan eminim. Kendimi mutsuz hissedebileceğim bir iş veyahut da yapman gerek yapmaz. Yapmam. Ha, anladım. Yapmam. Yani olmaz. Ona kesinlikle hayır derim herhalde. Başkaları için pek çok durumda bulunabilirim. Mutsuz da olsam, arkadaşlarım için, onların yanında olmak için belirli zaman aralıklarında, belirli dönemler için bulunabilirim ama kendi adıma bir yaşantı sabit bir alansa eğer kesinlikle mutsuz olacağım bir alanda olmam. O hocamızın olmam. Az önce söylediği hani kendinden daha çok başkalarını düşünme, daha çok insanlara verici biraz olma. Biraz o galiba, evet. Orada sen böyle bir durdun çünkü. Evet. Çünkü o var galiba. Var, var. Arkadaşlarıma, yani çok sevdiğim insanlara karşı çok vericiyim. Kendine çok öyle seviyorum misin onların peki? Yanında olmayı. Kendine? Kendimi yeni yeni önemsemeye başladım. Biraz artık öyle arkadaşlar, kendim gibi arkadaşlar seçtiğim için galiba onların da beni önemsediği noktalar oluyor. Hmm. O noktalarda kendimi iyi hissediyorum zaten, mutlu hissediyorum. Hmm. Yani birlikteyken bir kahve içmek ve o kahveyi içerken konuşacağımız şeyleri hani kendini anlatmadan bana beni soran bir arkadaşlık bile beni çok mutlu edebiliyor. Çok artık bunlar önemli oluyor değil mi? Ya Çağlıcığım resmen ağzımdan aldın. Evet, gerçekten öyle. Yani bu hayattan aldığın en önemli ders ne peki? Yarışmamak. Ve hiçbir şey için koşturmamak. Yani her şey önüne geliyor. Gerekiyorsa geliyor zaten. Gelmiyorsa da hiç onun için üzülüp gerek yok ağlamana mudur, gerek gelmiyorsa yok. Da mesela. Gelmiyorsa da o iyi olduğu için gelmiyordur. Başkasına iyidir. Başkasının ihtiyacıdır. O ona gitmiştir. Yani sana gelmediyse bir şey, onun bir nedeni vardır. Peki nasıl bir annesin? Çok merak ediyorum. Ya arkadaş gibi olmayı tercih ediyorum. Aslında onu Can'a sormak lazım. O da benim pek çok şeyimi sevmez. Biraz kurcalarım. Karışır onu mı sevmez. Sana? Karışmaz. Çok karışmaz ama mesela bazen giydiklerimi mesela ona gösteririm. Bir erkek gözüyle sen ne düşünüyorsun? Ha beğendim mi diye sorarsın. Bu olmuş bu olmamış der. Ondan sonra bazen beni TikTok'taki kızlar gibi falan dışarı çıkar. Allah'ım ona tabii onun etkisi nasıl var bir yani. Şey ya, böyle ne haber anne? Ne haber anneciğim? İyidir anne ya sen ne yapıyorsun? Bu hayatımızda bu devamlı var ya, olduğu var. İçin biz de biraz şeyiz ama o beni böyle resmen idare ediyor. Onun büyüdüğünü hissediyorum. Ne güzel, onu görüyorum. Onunla tatlı. Birlikte bir sürü şey paylaşıyorum. Oyunuma pat diye geliyor mesela. Hani ben söylemeden. Ay. Bunları tabii daha eskiden hadi anneciğim seni de götüreyim falan derdim. Şimdi artık kendi arkadaşını getiriyor. Arkadaşlarını getiriyor falan. Kız arkadaşın var mı? Var. Gerçekten mi? Vallahi. Kaç yaşına itibaren? Bayağıdır var ya. Hı? Böyle iki sene falan. Aa, ne gibi gidiyor ya. uzun tatlı. Uzun süreli. Nasıl kız? Çok ama nasıl kız? Annesinin kuzusu. Nasıl kız diye de sorulmaz yani. Çok tatlı, çok güzel, yani çok şeker. Hepsi zaten çok güzel. Ben genelde hep onlarlayım. Herkes bize geliyor. Herkes bizimle birlikte. Maç seyrederken bütün arkadaşları bizde, yemekler bizde oluyor, yılbaşlar bizde falan. Dolayısıyla hepsinin içindeyim. Böyle bir anneyim aslında. Ne güzel valla. Hep böyle mutlu kal inşallah. Teşekkür hep böyle bütün ederim, hayallerin gerçekleşsin. Ve hep böyle deli deli gül sen. Seni öyle çok seviyorum. Hep öyle hatırlıyorum, ben öyle hatırlayacağım. Senin. İyi ki geldin. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok ederim. Mutlu oldum. Çok uzun bir aradan sonra. Evet. Seni hem programda ağırlamak hem de yüz yüze gelmek benim için çok güzeldi. Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Selahattin Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür kıymetli ediyorum. Kıymetli bilgileriniz için her çok zaman olduğu gibi. Murat Kaplan hocama çok çok teşekkür ediyorum. Hocam yine çok keyifli bir sohbetti.
çok farklı bir açıdan bakmamızı sağladınız. Değişik bir farkındalık yaratıyor hocamız her geldiğinde gerçekten. Hemen insanların saçlarına, başlarına, gözlerindeki mesafeye bakmaya başlıyoruz. Çok kıymetli bir alan gerçekten. Teşekkür ediyoruz. Konuklarımı alkışlarla uğurlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şu taraftan sizleri uğurlarken hemen diğer konuğumu davet ediyor olacağım. Kadın hastalıkları ve doğum tüp bebek uzmanı, daha doğrusu Profesör Doktor Bülent Tıraş hocam geliyor. Özür diliyorum. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz? Çok iyiyiz. Hocam kahvaltı ettiniz mi? İyi, tamam o zaman. Çok sağ olun. Sohbetimize başlayabiliriz. Çok. Şimdi hocam, ilk olarak isterseniz bu PRP kök hücre çalışmalarının şimdilik en azından hep konuştuğumuzdan bugüne kadar geldiği noktayı, aşamayı bir konuşarak başlayalım. Bundan sonra yapacağınız çalışmalarda da mesela yumurtaları gençleştirmeyle ilgili yeni yöntemler var mı? Onlara bir bakalım. Buyurun. Tabii. Şimdi biliyorsunuz hep sizinle başladık bu PRP çalışmalarına, yaklaşık 4,5 yılı geçti. Ve dünyada da epey yayıldı. Şimdi yurt dışından, özellikle bazı ülkelerden, şu ana kadar İspanya'dan, İsrail'den, Amerika'dan çeşitli hocalar bize gelip, yani aslında bu uygulamayı, uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek istediler. Evet. O tabii bizler için önemli, yani bir gurur kaynağı. Ayrıca iki tane büyük yayınımız yayınlandı konuda. Yani biri erken menopozdaki 311 kadında, biri de yumurtalık rezervi azalmış 510 kadında, iki tane önemli yayınımız yayınlandı. Biliyorsunuz ilk bu konuşmaları yaptığımız zamanlarda sorulardan biri şuydu, işte bunlarla ilgili yeterince literatürde kanıt yok vesaire gibi bir takım şeyler söyleniyordu ve başka tabii ülkelerden de bunlarla ilgili yayınlar gelmeye başladı. Tabii bunlar daha da artacak. Giderek artacak. Kök hücre tabii çok daha farklı bir konu ve çok daha öne açık bir konu, ama o da tabii Sağlık Bakanlığı'nın ülkemizde izniyle yapılan bir konu. Bakanlığımız da bu konuda kök hücre komisyonuyla bu konuya destek veriyor esasında ve bizde de bu konuda çalışmalar devam ediyor. O da çok enteresan bir konu. Yani o da gelişime çok açık. Yani Çağla Hanım, benim gördüğüm kadarıyla giderek bu konu aslında yeni yöntemlerle, sizin de söylediğiniz gibi, daha ileri noktalara taşınacak. Yani kadınlarda, evet, bizim geçmişte 43 gibi gördüğümüz, 44 gibi gördüğümüz artık son hani doğurma yaşı ya da son gebelik yaşı daha da ileri noktalara taşınacak. Yani şu anda biz mesela 46'lardayız, yani 46'larda canlı doğum yapmak, gebelik yapmak mümkün. Aslında bu yöntemlerle 50 yaşına kadar gebelik olabiliyor. Hı-hı, ama hı-hı, canlı doğum yaptırdığımız hani yaş ortalamamız şu anda, evet, yani sorarsanız en yüksek kişi kimdir diye 46 diyebiliriz. Peki ilgi çeken çalışmalardan bir diğerine isterseniz birlikte bakalım. Bozuk embriyodan sağlıklı bebek doğabilir mi sorumsalı? Doğuyor mu? Nasıl oluyor? Doğuyor. O da şöyle enteresan bir konu. Şimdi onunla ilgili de bir çalışmamız var. O da aslında yurt dışında kabul edildi. Yayınlayacağız. Şimdi o da şu. Şimdi normalde biz mesela biliyorsunuz hep sizinle konuşuyoruz. Şimdi genetik olarak bir embriyoya biz niye bakıyoruz? Şunun için bakıyoruz. Bu embriyo eğer genetik olarak normal ve sağlıklıysa anne rahimine tutunabiliyor ve daha sonra da sağlıklı bir bebek dünyaya getirebiliyor. Ama şimdi eğer bu embriyo gelen raporda normal değilse, şimdi karşımıza o zaman bizim mozaik embriyolar diye bir başka başlık çıkıyor. Şimdi mozaik embriyo ne demek? Şu demek, embriyonun bir kısmı normal, yani bir kısım hücreleri normal, bir kısım hücreleri anormal. Şimdi bunların dengesi önemli. Evet. Ne ölçüde acaba normal, ne ölçüde anormal. Ama şimdi embriyo şöyle bir şey yapıyor esasında. Embriyo gelişimi esasında çok enteresan bir şekilde bu anormal hücreleri yok ediyor. Ve anormal hücreleri yok ettikten sonra normal hücreleri çoğaltıyor. Yani kendi kendini düzeltebiliyor esasında, evet, resmen, bu embriyo. Ve böylece yani sizin aslında mesela 5. günde genetik inceleme yaptınız, anormal bulduk dediğiniz bir embriyoyu veriyorsunuz. Bu embriyo tutunuyor ve biz şimdi bununla doğan çocuklara baktık.
çocuklardan, hani kabul eden ailelerin çocuklarından kan aldık, baktık ve kromozomlar normal. Yani o aslında verilen embriyodaki kromozomlar normal çıkmadı ama çocuk normal çıktı. Şimdi bu da tabii çok enteresan bir şey. Çünkü embriyonun aslında kendi kendini düzeltebilmesi de oldukça enteresan bir olay. Evet, gerçekten bunları duymak da şaşırtıcı oluyor. Mesela bunlardan bir tanesi de yumurtalıkların veya testislerin elektrikle uyarılması. Evet. Nasıl oluyor hocam? Ne işe yarıyor? Şimdi burada bizim son zamanlarda piezoelektrik dediğimiz bir konu var. Aslında bu konu çok yeni bir konu değil ama şimdi teknoloji gelişti, aletler gelişti. Ve aslında işte önce Rosie diye bir teknoloji de bunlar uygulandı. Çok duymuşsunuz Rosie'yi. Fakat Rosie'nin enteresan bir özelliği var. Yani Rosie diye hani birçok kişi çok ümit ediyor ama Rosie'nin esas ilk defa Rosie'yi yapan hoca Japonya'dan Tanaka isimli hocanın verdiği rakamlar şunu gösteriyor. Yani %13 gebelik, %5 canlı doğum. Şimdi bunlar çok düşük oranlar. Acaba şimdi o zaman biz dedik ki, yani biz de denedik, baktık gerçekten rakamlar düşük. Şimdi o zaman biz şimdi iki ayrı yola başvuruyoruz. Bir tanesi testis PRP, testis plazma dediğimiz yöntem. Acaba biz o spermleri testislerin içinde biz acaba daha böyle canlı, daha olgun hale getirebilir miyiz? Yani olgun olmayan spermler olgun hale gelebilir mi? Şimdi bir buna baktık. İkincisi ise acaba bu spermler, yani zayıf olan spermler, hareketsiz ya da az hareketli ya da morfolojisi bozuk, yani şekli bozuk spermler acaba piezoelektrik yöntemiyle düzeltilebilir mi? Yani bu spermi yumurtanın içine verdiniz ve bir miktar piezoelektrik yaptınız. Acaba bununla siz bu embriyonun daha iyi gelişimini sağlayabilir misiniz? Daha kaliteli bir embriyo olur mu? Oluyor. Olabiliyor. Oluyor ve güzel gebelikler elde ediliyor. Yani. Evet. Peki yapay zeka tüp bebek tedavisinde niçin tercih edilmeli diye sorayım ilk olarak. Ve bu teknolojinin avantajlarını konuşalım, dezavantajlarını anlatalım hocam. Şimdi yapay zeka da enteresan. Bizim bu konuda bir çalışmamız oldu. Umarım önümüzdeki günlerde yayınlanır. 3600 aslında çiftin embriyolarını biz yapay zekaya yükledik. Yani 3600 tane kadının embriyolarını yükledik ve buna biliyorsunuz machine learning, yani makinelerin öğrenmesi deniyor. Yani bilgisayar aslında öğreniyor, bakıyor yani hangi embriyolar var ve sonunda şuna bakıyor. Yani hangi aslında embriyoyu siz verdiğinizde kadın gebe kalmış. Şimdi bunu bir kez makina, yani hafıza bilgisayar öğrendikten sonra, yani bizim değerlendiremeyeceğimiz kadar çok sayıda parametreyi değerlendiriyor ve diyor ki siz diyor şu embriyoyu verin diyor. Çünkü belki onda olasılık daha fazla diyor. Öyle görüyor. Ama aslında mesela belki onu, o embriyoyu embriyoloğumuz seçse belki 3 numaralı embriyoyu seçecek. O 4 numaralı embriyoyu verin diyor. Ya yani bu gebelik yapacak, diyor. Ve şimdi baktığınız zaman bizim çalışmanın sonuçları, biz aslında baktık %50, yani gözle baktığınız zaman %50 civarında tahmin yapabilirken, yapay zekayla siz bu embriyoları seçtiğiniz zaman bunu %80'e çıkartıyorsunuz. %80 civarında bilgisayar doğru tercih yapıyor. Yani sizin hastalarınızın gebe kalma oranını bir yerde %30 civarında arttırmış oluyor. Bu bence önemli bir çalışma. Avantaj ve çalışma. Hatta bir son yeni bir çalışma daha var. O da şu, yani mesela biz hep sizinle konuşuyoruz. Genetikten geçmiş embriyo sağlıklı bir embriyodur. Şimdi ona da bakıyor. Yani mesela sizin elinizde 4 tane genetikten geçmiş sağlıklı embriyo var. Acaba siz hangisini vermelisiniz? Yani bir numarayı mı vereceksiniz, 3 numarayı mı vereceksiniz? En son çıkan bu konudaki çalışma bununla ilgili. Yani yapay zeka genetikten geçmiş embriyoları da eleme konusunda bir şeye sahip. Yeteneğe sahip diyebiliriz. Yeteneğe veya zekaya sahip diyelim. Peki tüp bebek tedavisinde mesela başka kişinin spermi ya da yumurtası kullanılabiliyor mu? Yok, hocam? Bu böyle bir şey
maalesef yok ama aslında gerçekten sorunuz çok önemli. Çünkü ülkemizde hala hani tüp bebek denilince bazı yörelerde ya da bazı kesimlerde şöyle bir algı oluşuyor. Acaba bir başkasının spermi mi kullanılıyor ya da genelde başka sperm kullanıldığı düşünülüyor yumurtadan ziyade. Ama böyle bir şey zaten yasalar önünde mümkün değil ülkemizde. Artı zaten bunu tespit etmek çok kolay. Yani çocuk doğduktan sonra bir DNA testi yaptırırsınız olur biter. Evet. Yani ama yani böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Peki hep konuşulan bu bitkisel ürünlerin tüp bebek tedavisinde kullanılmasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani başarıyı artıran faktörlerden bir tanesi haline geliyor mu? Yani bazıları için evet. Bazı kişiler için mi? Evet, bazı kişiler için ve bazı bitkiler için evet. Fakat buradaki tabii temel soru şu. Şimdi siz hangi bitkiyi kullanacaksınız? Ve o kullandığınız bitkinin içinden hani ne kadarını, ne miktarda kullanacaksınız? Şimdi biz duyuyoruz işte incir suyu, incir işte kürü yapan hanımlar var. Soğan kürü yapan hanımlar var vesaire. Belki faydalı oluyordur bunlar ama sonuçta şunu bilmiyorsunuz. Yani bunun içinden ne kadarı gerçekten o işe yarayabilecek bir ilaç halinde yumurtalıklarınıza etki ediyor. Diğerleri acaba size yarar veriyor mu ya da başka bir organınıza zarar veriyor mu? Ama modern tıpta yapılan şey şu. Yani o bitkinin aslında içindeki gerçekten bu işe yarayan özü ya da özütü alıp onu kişiye vermek. Yani şimdi bugün Sağlık Bakanlığı'nın değil de daha ziyade Tarım Bakanlığı'nın onayladığı bazı bitkisel ilaçlar var. Daha garanti bir tedavi olur anlamında mı söylüyorsunuz? Evet, yani çünkü o bitkisel şimdi ilaçları aldığınız zaman siz en azından gerçekten hani böyle kilolarca soğanı kaynatıp da o soğanın suyunu içmektense bir de başka organlara da zarar verebilir. Evet, başka organlara zarar verebilir. Yani ne yaptığını tam olarak bilemiyorsunuz. Evet. Peki, birazcık da azospermiyi konuşalım. Azospermik erkek ne demek hocam? Şimdi azospermik erkek şu demek. Yani menisinde bizim ejekülat dediğimiz meniye sperm çıkmaması demek. Şimdi buradaki en büyük tabii sıkıntı şu. Bizim anlatmakta güçlük çektiğimiz konulardan biri şu. Şimdi azospermik erkekler şöyle bir esasında istek ya da hayal hani diyelim peşindeler. Yani diyorlar ki efendim biz bir doktora gidelim işte tedavi olalım. Ondan sonra meniye sperm çıksın, eşim de kendiliğinden hamile kalsın. Gibi bir şey düşünülüyor. Evet, ama, basit bir düşünce ama imkansız mı? Neredeyse. Yani imkansıza yakın. Çünkü şöyle bakmanız lazım. Şimdi menide sıfır sperm varsa o zaman şimdi siz bunu nasıl hani menide normalde 15 ila 20 milyon mililitrede sperm olması lazım. Bunların en az %50'sinin iyi hareketli olması lazım. En az %4'ünün şekil olarak normal olması lazım. Şimdi siz bu noktaya nasıl geleceksiniz? Yani sıfır spermden yola çıkacaksınız. Menide 20 milyon spermi olan bir hale geleceksiniz. Yani azospermik o zaman erkek baba olamaz mı diyoruz? Olur. Nasıl ama, olur o zaman? Ama şöyle olur. O hayal ettikleri gibi olmaz da başka tabii, türlü doğru, nasıl oluyor? Aynen öyle. Gene tüp bebek yöntemi. Ama bu sefer mikro tese dediğimiz yani testislerden sperm alarak ve testislerden hani cerrahi yolla mikro tese dediğimiz bir operasyonla testislerin içinden sperm bulunması muhtemel yerlerden küçük küçük parçalar alınır. Kişinin şeyini testis hani hacmini ya da testisinin bütünlüğünü bozmayacak şekilde spermler alınır ve bu spermler kadının yumurtalarıyla döllenerek verilir ve bu şekilde bebek elde edilebilir. Şimdi burada en enteresan aslında problem bizim eskiden hiçbir şekilde çocuk sahibi olamaz diye düşünülen Klinefelter sendromu dediğimiz bir grup erkek var. Yani o nedir bunlar hocam? Şu, normalde mesela erkekte 46 XY kromozomları olurken bir tane fazla X geliyor. Yani erkekte 47 XXY oluyor. Bir X kromozom fazla. Eskiden bu erkeklere kesinlikle çocuk sahibi olamaz diye gözüyle bakılıyordu. Ama şimdi biz bununla ilgili de bir çalışma yaptık geçtiğimiz yıllarda. Ve bu erkeklerin
%60'ında 70'inde yani normal azospermik erkeklerde olduğu gibi sperm çıkıyor. Yani bunlar da baba olabiliyorlar. Olabiliyorlar. Yani peki süremizin sonuna geldiğimiz için son olarak eklemek istedikleriniz var mı diye sorayım hocam. Yani ben şunu eklemek istiyorum son olarak. Ya mutlaka bu yeni teknolojiler bizi bir yerlere götürecek. Şimdi son zamanlarda ışıklarını yakıyor değil mi? Yakıyor evet. DRP ve kök hücreden sonra şimdi son olarak ben onu bir dahaki yayınımızda daha detaylı anlatırım. Eksozom diye yeni bir yöntem üzerinde çalışıyoruz. Bu eksozom da aslında yine kandan elde edilen hücrelerin birbirine haberleşmek için gönderdiği böyle nanometre boyutlarındaki çok küçük vezikül dediğimiz keseciklerin elde edilmesi. Şimdi teknoloji bunu elde edemiyordu. Şimdi elde etme noktasına geldik. Tamam, bir bunu daha geldiğinizde de mutlaka bunu konuşalım. Evet, gelecek sefere bunu anlatalım. Evet, olur. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam ediyoruz efendim. Buyurun. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Emin Şefim çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Menemen için teşekkür ediyoruz. Ebru'ya bakmak istiyoruz neler yaptı diye. Devam ediyor Çağla. Şöyle kaldırayım güzel. Hemen kaldırma, sana. Kaldırma dökülmesin. Yok aldım. Böyle gideceğiz işte. Bakar mısınız şunun güzelliğine. Ya bugün yetiştirip bitirmeye çalıştık ama Buse ile birlikte. Ay yok biraz acele özen etme. Gösterelim dedik. Perşembe çok günü sonlayacağız. Görünüyor. Komple üzerine. Nasıl paslaştı oralar, bir şeyler yapıldı falan. Evet. Müthiş. Bak hani sana cam göstermiştim ya farkındaysan. Evet. O cam şu anda bir eskimiş aynaya döndü. Ona göre efektlerini sıktık. Çift renkli eskitmemizi yaptık. Kuru dalımız, dünden yaptığımız yaprak parçalarımızla. Tek tek o yapraklar. Hani çiçek koymadı yani oraya. O yapraklar bile tek tek yapıldı. Gerçekten çok güzel gidiyor. Harikasın. Çok ellerine teşekkür sağlık ederiz. Diyorum. Çok yayınımızın da sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.